Mutlu akşamlar gündem programıyla sizlerle birlikteyiz ve gündemimiz çok özel. Misafirimiz de çok özel bir isim. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Sayın Naci Şahlı Türk bizlerle birlikte. Sıcak Ordu gündemini değerlendireceğiz, masaya yatıracağız. Özellikle sizlerin de yakından takip ettiği ve sonucunu merak ettiği bazı projelerdeki son durumu soracağız. Ordu'da gündemi belirleyeceğiz bu akşam diyebiliriz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizleri izleyen kıymetli hemşerilerimize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. İnşallah güzel bir yayın olur. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız diyelim öncelikle. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ben genel seçim atmosferinden sonra sizinle gerçekleştirdiğim ilk program olduğu için biraz başa sararak sohbete başlamak istiyorum açıkçası. Buyurun. Seçim döneminde de gerçekten sahada çok ciddi bir efor sarf ettiniz. Çok ciddi bir performans sergilediniz. Yine aynı yoğun tempo devam ediyor mu? Evet. Tabii aynı tempo devam ediyor. Biz sürekli sahadayız. Biliyorsunuz Ordu'da ikamet ediyoruz. Evimiz, yerimiz, yurdumuz burada. Aynı şekilde devam ediyoruz. Ben öncelikle kıymetli hemşerilerimize sizinle yaptığımız bu ilk programda verdikleri destekler için teşekkür ediyorum. Hem şahsıma teveccüh gösterdiler milletvekilliği seçimlerimde. Hem Milliyetçi Hareket Partisi'ne hem de Cumhur İttifakı'na verdiği destekler için kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyorum. 28 Mayıs için de ayrı bir teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilmesi çok çok önemliydi. Biz de çıktık ekranlarda dedik işte defalarca Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yerli yerine oturtulması adına Cumhurbaşkanımızın 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi önemli dedik. Ordulu hemşerilerimiz de bizleri mahcup etmediler. Çok ciddi destek verdiler. Zaten Meltem Hanım şu anda gördüğünüzde hep burada defalarca programlar yaptık. Hatta herkes hesabını iyi yapsın. 13. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dedik. Hükümet yine aynı Cumhur İttifakı tarafından kurulur. Cumhur İttifakı aynı devam edecek dedik. Yine efendim biz ülke meselelerinin çözümü noktasında kendi projelerimizi sürdüreceğiz dedik. Mesela nedir bunlardan birisi dediyseniz işte muhterem Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin bizlere gösterdiği İki hedef vardı efendim. Hem Cumhurbaşkanımızın yüksek oyla seçilmesi, Milliyetçi Hareket Partisi'nde en yüksek milletvekili sayısına ulaşmasıydı. Şu anda 50 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil ediliyoruz. Onlardan birisi de bizim olmamız önemli. Allah hemşerilerimizden razı olsun. Biz de hemşerilerimizi layıkıyla temsil etmek için elimizden gelen gayreti, çabayı gösteriyoruz. Tabii burada hükümetin önündeki öncelikli sorunlar olarak baktığınızda dedik ki 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde 11 ilimiz ve birçok ilçemiz etkilendi. 14 milyona yakın insanımız bu deprem afetinden etkilenmişti. Bu depremin etkilerinin ortadan kaldırılması adına hükümetin önündeki en büyük engel, en büyük efendim yapılacak problem olarak, çözülecek problem olarak depremin etkilerinin ortadan kaldırılması vardı. Şu anda tabii biliyorsunuz ormanlar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dedi ki depremin kalıcı konutları biz bir yıl içinde teslim edeceğiz. Bunlar yapımı devam ediyor. Şu anda %40 civarında teslim aşamasına da geldi. Yani büyük kaba inşaatlar bitti bu manada. İkinci önemli husus da hükümetin önündeki en büyük engel Covid'den sonra emtia fiyatlarındaki yükselişin getirdiği bir enflasyon var. Bu dünyada böyle. Özellikle market gıda fiyatlarında böyle. Ha bu sadece ülkemizde böyle değil biliyorsunuz. İşte Avrupa'da, Kanada'da, Amerika'da, dünyanın her yerinde böyle. Geçen Kanada Başbakanı biliyorsunuz çıktı, o da aynı şekilde dert yandı, özellikle dert yandı ve aba altından sopa da gösterdi. Marketçilere özellikle gıda fiyatlarının yükselmesinden dolayı ek önlemlere gidebileceğini işte aba altından sopa da gösterdi bu manada. Ama tabii bu sıkışık dönemleri biz milletimizin ferasetiyle dayanışma, birlik bir beraberlik içerisinde olma duygusuyla inşallah el birliği içerisinde çözeceğiz. Tabii 15 Mayıs'ta Türkiye'yi nasıl bir sabaha uyanacak dediğinizde biz bunları söylemiştik. Efendim muhalefette ne bekleniyor diye burada yayınlarınız var. İşte kasetler duruyordur. O yayınlardan, videolardan bakarsak dedik ki onlar kongre atmosferine geri döner. Bu yenilginin faturasını birbirine çıkarır ki görüyorsunuz. Genelde de altılı masanın altında kim varsa, arkasında kim varsa işte devrilen arabaya yol gösteren çok olur. Şimdi araba devrildi. Şimdi herkes şöyle yapsaydık efendim böyle olurdu. Sonuç alabilirdik. Falancayı aday gösterirsek olabilirdi. Kılıçdaroğlu'yla olmayacağını biz söylemiştik. E tabi.
Şerbet içtik vesaire vesaire. Gerçekten konuşurken zaman zaman biz de hani moderatör olarak elbette ki iç sesimiz konuşsa bile burada yayın etiği gereği söylememiz ya da söylememiz gerekenler var ama bazen açıkçası çok abartılı eleştirdiğinizi de düşünüyorduk. Yani sonuçta bir muhalefet ortaya bir vizyon koyuyor diye içimizden de geçiriyorduk ki ne kadar yanıldığımızı da ne yazık ki Türkiye muhalefeti göstermiş oldu. Türk siyaseti bugün muhalif seçmen bile kendi partilerini eleştiriyor, muhalefeti eleştiriyor açıkçası. Tabii bu seçim öncesinde bu pazarlıklar... Yani siz bunu öngörmüştünüz, bunu sormak bunu söylemek istiyorum aslında. Böyle bir tabloyu önümüze koyduğunuzda o kadar da yoktur Sayın Şanlıurfa diye içimden bir ses konuşuyordu ki o kadarın dahası da olduğuyla yüzleşti. Ağzınıza sağlık, güzel ifade ettiniz. Tabii şimdi pazarlıklar o zaman yapılırken işte kızılcık şerbeti içtik diyenleri mi ararsın? İşte masada şöyle oldu böyle oldu. Şimdi masada konuşulanların ifşa edilmesini, şimdi o ifşa edilenlere baktığınızda bizim seçim öncesinde söylediklerimiz aynı. Yani bu muhalefet milletvekili diyor ya, iyi ki seçilmemiş, seçilseydi Allah ülkemizi korumuş. Esasen biz de öyle dedik. Allah korusun bunların iktidarından ülkemizi diye. İşte masanın altından hangi bakanlıkların kime verildiği baktığınızda ya tabii bunlar bizim meselemiz değil. Evet. Bizim yapacaklarımıza bakıyoruz. Bunlar tabiri caizse boş laflar. Yani kimin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Tabii iktidar sorumluluğu içerisinde Meltem Hanım şu anda ciddi ciddi ülkemizin çözülecek sorunları var. Biz hiç efendim muhalefet partilerinin A partisi şöyle demişti, B partisi böyle demişti. Aslında onların içinde demokrasi vardır, yoktur. İşte genel başkan adayı şu olmalıdır, bu olmalıdır gibi boş laflarla vakit kaybetmektense Cumhur İttifakı'nın önünde büyük meseleler var. Biz hep dedik ki önümüzdeki 100 yıl yani 21. asır Türk asrı olacak dedik. 55 yıla yakındır devam eden bir davanın davacısıyız efendim, mensubuyuz. Bu şuur ve bilinç içerisinde biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 92 yılındaki yapmış olduğu konuşma sosyal medyada dolaşıyor. Ve orada Sayın Genel Başkanımız ne diyor? 21. asrı Türk asrı yapacağız. E şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? 21. asır, 21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak. Evet. Dolayısıyla hükümet bu manada çalışmasına devam ediyor. Cumhur İttifakı çalışmasına bu şekilde devam ediyor. Muhalefet burada şunu gösterdi. Yani Türk muhalefeti artık bir iktidara namzet bir aday çıkaramayacak durumda. Dolayısıyla iktidara namzet olmadıklarını gösterdiler. Tabii milletimizin feraseti de milletimizde güven duymadı. Sonuçta Sayın Cumhurbaşkanımızı Cumhurbaşkanı olarak seçti ve Türkiye'de çok hızlı bir değişim oldu aslında. Bu seçimden sonra baktığınızda Meltem Hanım 17 tane bakanımız milletvekili oldu. Bakanlar Kurulu iki bakanın dışında komple değişti. Aslında sadece değişmeyen bir cumhurbaşkanımız kaldı o manada. Yine aynı şekilde burada yerel idarecilerimiz değişiyor. Evet, dolayısıyla orada da tabii, ciddi değişimler oldu. Tabii ki. Şimdi bak milletvekillerine baktığınızda orduda muhalefetin iki milletvekilinin dışında Cumhur İttifakı'nın milletvekillerinin tamamı değişti. Değil mi? Yani bu da bir değişim. Yeni bir soluklanmadır. Dolayısıyla burada Türkiye yüzyılına Türkiye'yi hazırlamak için elimizden gelen gayreti çabayı göstereceğiz. Muhalefet şunu demiş bunu demiş onun biz çok umurumuzda değil onların ne dediği. Ama tabii ki gönül arzu eder ki ülkenin hayrına faydasına olan bir durumda muhalefetle birlikte hareket etmek. Türkiye Büyük Millet Meclisi yani Gazi Meclisimizde kararların büyük çoğunlukla alınması muhalefetin de ülkenin faydasına gördüğü konularda destek çıkması çok çok önemli. Özellikle milli meselelerde, özellikle sınır ötesi harekatlarımızda. Allah razı olsun işte efendim yine şehit veriyoruz. Bu akşam bir şehidimiz daha var. Bir asubayımız efendim şehit oldu. Allah rahmet etsin. Şimdi bu gibi durumlarda da muhalefetin birlik bütünlük içerisinde olması çok çok önemli. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 600 tane milletvekilinin bir bütün içerisinde özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerimize efendim terörle mücadele eden polisimize, askerimize destek vermesi önemli. Ama maalesef efendim CHP'nin içerisine kaçmış HDP'nin bir an önce çıkarılması lazım. Sizin sorularınızda da var ama Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamaları sadece bu yeni değil. Daha önceden de Sezgin Tanrıkulu'nun bu manada açıklamaları vardı. Özellikle Atatürk'ün kurduğu muhalefet partisinde ayrılıkçı damarların oradan sökülüp atılması lazım. Askerimiz, polisimiz ciddi manada mücadelesine devam ediyor. Cumhur İttifakı olarak da biz efendim büyük bir uzlaşı içerisinde efendim devam edeceğiz. Yani milletvekilliği seçimlerine biliyorsunuz
seçim ittifakı yaparak gitmedik biz. Ama burada yaptığımız seçim kampanyasında da Cumhur İttifakı'nın ruhunu yaralamayacak derecede bir seçim kampanyası yapıldı. Üç tane AK Parti'den milletvekilimiz var. Bir tane Milliyetçi Hareket Partisi'nden ben varım. Burada hep söyledik, seçilen milletvekilleri hepsi Cumhur İttifakı'nın milletvekilidir diye. Diğer milletvekili arkadaşlarımızla tam bir uyum içerisindeyiz. Özellikle ilimizin biliyorsunuz bekleyen birçok sorunu var. Evet, bu sorunları soracağım ama şunu sormak istiyorum. Biraz konuyla da alakalı araya da girip sizi de soluklandırmak için bir izleyenimizin yazdığı mesaj da dikkatimi çekti. Öyle ki seçim propagandalarından bahsetmişken sahada hep şu mesajı verdiniz. Orduyu bilen yönetebilir, anlayabilir. Bu sokaklarda gezmiş, bu vatandaşın dertleriyle dertlenmiş insanlar sorunları çözebilir Ankara'da demiştiniz. Doğru. Nitekim bir izleyenimiz de yazmış ki gözümüzün gördüğü bir milletvekilimiz sadece Naci Şanlıtürk var. AK Partili milletvekillerimiz sağ olsunlar sahada bile göremiyoruz, ulaşamıyoruz. Bu manada şunu sormak istiyorum. Evet, bir Cumhur İttifakı olgusuyla seçim çalışmalarını yürütürüz ama dediğiniz gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nin de adayı farklıydı, AK Parti'nin de adayları farklıydı. Ama totale baktığında bir iktidar milletvekilisiniz. Bunun sorumluluğu size nasıl yansıyor ordu siyaseti içerisinde diyelim, vatandaşın da böyle serzenişi varken? Evet. Tabii şöyle söyleyeyim, ben ikamet olarak buradayım. Yasama çalışmalarını biz mecliste yapıyoruz. Ben orada işim bittiği anda tekrar bir daha ilimize buraya geri dönüş yapıyoruz. Bu manada bu şehirde yaşadığımız için mesela şehirde ben tekrar hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum. Özellikle 8 ve 10 Temmuz'da iki gün üst üste ciddi bir sel afeti oldu. Altınordu, Kabadüz, Ulubey, Çamaş, Fatsa ilçelerimiz başta olmak üzere yoğun olarak bu ilçelerimiz etkilendi. Mesela orada ne oldu? Selde işte burada özellikle Fidangör esnafı, Sırrıpaşa dediğimiz orada 2-3 tane derenin işte Aziziye, Taşbaşı ve kilisenin oradaki derenin taşmasıyla bir sel afatıyla karşılaştık. Vatandaşımızın iş yerini sular bastı. Benim de iş yerlerim var, benim de evlerim var. Dolayısıyla ben bu şehirde yaşıyorum. Biz o selde mesela iki defa komple ıslandık. İşte hemşerilerimizin yanında olduk. Bu manada bu şehirde yaşıyoruz. Bu şehrin sorunlarını biliyoruz. Tabii bu şehrin sorunlarını bildiğimiz için de çözüm yolları da belli. Elimizden geldiği kadar gayret ve çaba içerisinde olacağız. Tabii Cumhur İttifakı paydaşımız, AK Parti milletvekillerimiz de selde mesela onlar da geldiler buraya. Bakanlarımız geldi. İşte Ulaştırma Bakanımız yine akeza buradaydı. O sel olduğunda buradaydı. El birliği içerisinde, birlik bütünlük içerisinde ilimizin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Tabii işte burada hepsinin ayrı özelliği var. Şimdi Mahmut Bey eski bakan olması nedeniyle işte bak Milli Eğitim'de ciddi yatırımlar vardı. Sizin de az önce konuşurken sorularınız arasında vardı. İnşallah biz burada birçok ilçemizdeki öğretmen evi, 5-6 tane öğretmen evi deprem bölgesine kaydırıldı. Az önce söyledik efendim, hükümetin önündeki en büyük engel deprem bölgesindeki hayatı normale çevirebilmek. Özellikle kış gelmeden önce buralardaki hem eğitim öğretim anlamında bu böyle. İşte efendim diğer yatırımlar anlamında böyle. Ama seçim arifesinde öngörülemez miydi? Yani şöyle bir şey, ordular nezdinde baktığımızda, bir empati yaptığımızda bir hayal kırıklığına da neden oldu. Çünkü sahada seçim çalışması yürütürken bir vaatte bulundunuz ve o vaade inanarak belki de birçok kişi burada bu yatırımda gelecek diyerek oy verdi. Şimdi yaşanan hayal kırıklığı ya da bazı sivil toplum örgütü temsilcilerinin de açıklamaları var. Kınayan, sert eleştiriler. Yani bir nevi empati yapıldığında haklılık payı da yok. Tabii ki haklı eleştiriler, biz hemşerilerimizden gelen eleştirilerin tamamını kabul ediyoruz. Başımız gözümüz üzerinde. Ama ben bunların düzeltileceği kanaatindeyim. Yine aynı şimdi 1 Ekim'de meclis açılacak. Tabii biz orada hem Milli Eğitim Bakanımız başta olmak üzere diğer bakanlarımızla görüşerek bölgemize imkanlar ölçüsünde bölgemize ne kadar bir fayda sağlayabiliyorsak, bölgemizin sorunlarının çözümü anlamında bunların tabii ki peşine düşeceğiz. Yani biz kim istemez Kumru'da, Korgan'da öğretmen evlerimizin yapılmasını, 6-7 tane ilçemiz var. Kabadüz'de 40 yataklı efendim yine öğretmen evinin yapılması var. Diğer ilçelerimiz de var. Bunların buradan dediğiniz gibi hele hele önceden, seçim öncesinde sözü verip de sonradan almak, bu olmamıştır, yakışmamıştır. Biz de bunların takipçisi olacağız. Tabii burada eski Milli Eğitim Bakanımızın ordu milletvekili olması bizim için çok çok avantaj. Tabii burada ben başta Sayın Bakanımız, eski bakanımız olmak üzere kimse buradan gelen yatırımların geri alınması, yani basına yansıyış şekli öyle değil. Bu devletin gücü hem deprem bölgesine de öğretmen evi yapar, hem orduya da yapar. Yani ordudaki alanda da sanki deprem bölgesine verildi gibi bir intiba oldu.
bunların isimlendirilip ilçelerin belli olduğu bir noktada şu ilçelerden alındı, buraya verildi demiş olmak ordulu hemşerilerimizi, ben de başta olmak kaydıyla, üzmüştür. Bunu inşallah en kısa sürede telafi ederiz. Bu yatırımları da getiririz diye umuyorum. Çünkü Cumhur İttifakı paydaşları olarak 4 tane milletvekilimiz el birliği içerisinde, uyum içerisinde çalışacağız. Meltem Hanım, ben burada sadece Cumhur İttifakı değil, diğer CHP'nin 2 tane milletvekiliyle birlikte, ordunun evlatlarıdır her ikisi de. Ben yani 6 tane milletvekilimiz var. 6'sı da ordunun yararına, faydasına olan her noktada birlik beraberlik içerisinde olacağız. Peki, ben bu şeyi kavga istemiyorum. Peki, hep yere geldiğiniz seçimden sonra bütün evet. milletvekillerinin ya da Cumhur İttifakı özelinde evet. de sorabilirim. Bir araya geldiniz mi? Tabii zaman zaman programlarda bir araya geliyoruz. Kaldı ki zaten Seyit Bey, Mustafa Bey zaten burada bizim beşeri ilişkilerimizin olduğu insanlar. Onlarla bir aradayız. İşte diğer milletvekillerimizle de programlarda bir araya geliyoruz. Mecliste mesela ben hepsini ziyaret ettim. Yani Seyit Bey de dahil. İşte Mustafa Bey il dışındaydı, Ankara dışındaydı. Onu o zaman mecliste makamında ziyaret edememiştik. Hepsini ziyaret ediyoruz. Kaldı ki ben sadece Meltem Hanım, bunu ordu milletvekilleri olarak da düşünmüyorum. Yani burada bu bölgede iki ilin kaderi bir diyorum. Giresun'la efendim ordu milletvekili olarak, ordu ile Giresun'un iki ilin kaderi bir diyorum. Mesela Giresun'da bizim bir milletvekilimiz var. Ertuğrul Gazi Gonal kardeşim var orada. Onlarla birlikte hareket ediyoruz. Yine Cumhur İttifakı'ndan Nazım Elmas hocamız var. Ali Bey var, yine AK Parti milletvekilimiz. Özellikle bu fındık grubunun Ekim ayında tekrar bir WhatsApp grubumuz var bizim. Bu Haziran ayında bir toplantı yapmıştık. Tekrar şimdi bir toplantıda inşallah şeyde yapacağız. Ekim ayı içerisinde fındık değerlendirme grubu var. Biz de o grubun üyesiyiz orada, sağ olsunlar biz de davet ettiler. Tarım Bakanlığı'ndaki yapılan toplantıda, bu fiyattan önceki toplantıda. Yani hemşerilerimiz buradan şundan emin olsunlar. Naci Şanlı Türk olarak burada, hani burada tabii ki program yapıyoruz, canlı yayındayız. Belli şeyleri belli bir şey içerisinde söylüyoruz ama ordunun hayrına gördüğümüz her noktada da gidip çatır çatır konuşuyoruz. Kimse merak etmesin yani. Evet, siz hep böyle idiniz zaten. Evet. Zaman zaman hatta bu tavrınız eleştirilse de, iktidar içerisinde muhalefet gibi evet. yorumlansa da siz düşündüğünüzü söylemekten çekinmeyen tabii bir insansınız. Tabii şimdi ben mesela şey söyleyeyim, yani çok böyle kimseyi kırmak, incitmek istemem. Ben diyorum ki bizim insanımıza güveneceğiz. Bizim insanlarımız efendim gelsinler, yönetsinler. İşte yerel yönetimlerde efendim bakıyorsunuz, bir daire başkanımız geldi. Harika çocuk, tamam. İmar için konuşuyorum. Geldi, tamam, yaptı, etti. 3 yıldır olduğumuz durum ortada. Ondan sonra ne oldu? Bir bakmışsınız, görevinden ayrılmış, gitmiş. Ben hep söylüyorum ya, Akçay'dan işte efendim beyaz atlı prens bizi gelecek, kurtaracak. Şimdi buradaki ordudaki 3 yıllık imarın hesabını biz kimden soracağız? Yani sorduğum, söylediğim budur. Kimseyi yanlış anlaşılmasın. Kırmak, üzmek istemem. Hele hele de yerel seçim öncesinde. Yani burada cümlelerimi dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Milletvekilliği sorumluluğuyla da bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama biz bu şehirde yaşıyoruz. Evet, ben bu şehirde ticaret adamıyım. Uyarmıştınız. Orduya ihanet etmemek gerekiyor. İşte tüm bürokratları, geldiğinde siyasileri. Hani yarın öbür gün bu makamlar değişir ama sizin orduya yaptığınız hatanın bedelini ordular öder demiştiniz. Aynen öyle. Yani bu manada bazı değişimler oldu diyebiliriz ama bakalım. Oldu. İnşallah değişimler devam eder. Devam edecek. Burada tabii söylüyoruz. Ben burada şunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Gerçekten kıymetli bir büyüğümüz, değerli bir ağabeyimiz orduya vali oldu. Yani ben burada Sayın Muammer Erol'a hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gerçekten ordu valisini buldu. Hem yaş olarak, hem mesleki deneyim olarak, tecrübe olarak gerçekten, yani bir ay oldu, daha bir ay yeni oldu göreve başlayalı. Ordunun 19 ilçesini 2 tur dolaşmış. İşte sorunlar neler, problemler neler. Bunları efendim çok böyle patırtıya, kütürtüye, işte makyajlayıp medyaya verip davul dönmelek çaldırıp duyurmaktansa sessiz sedasız iş bitiren gerçekten kıymetli bir valimiz var. Allah razı olsun bu zamana kadar hizmet verenlerden. Ama bundan sonra gelen müdürlerimiz, emniyet müdürümüz değişti. Kıymetli bir emniyet müdürümüz var. Yani diğer daire müdürlerimizde çok fazla bir değişiklik yok ama dediğim gibi ciddi bir değişim oldu orduda bu Peki, manada. Peki değişim sonrası orduda özellikle bazı lokasyonlarda yanlışların yapıldığını düşünüyordunuz. Bunları görüşme imkanınız oldu mu? Bakın buralar ordu için, ordunun geleceği için sorun teşkil ediyordu diye. Tabii bunu şimdi şey var, bunu şöyle söyleyeyim. Değişiklikler yapılmadan önce biz gerekli yerlerle temas ettik.
Bunları zaten buraya gelip de bir milletvekilinin canlı yayında, programda bunları alenen söyledim ben buradan, biliyorsunuz. Evet. Hatta o yayından sonra sıkıntılar da oldu. Bunun sıkıntılarını da çektik. Ama doğru bildiğimizi çıkıp söyleyeceğiz. Zaten değişimler, hani bir burada buraya kazık çakmış gitmeyecekler vardı. Ondan sonra biz söyledikten sonra zaten biz de söyledik. Hani benim söylememle değişiklik oldu anlamı çıkmasın buradan lütfen. Kendimize öyle bir güç vehmetmeyelim. Ama sonuçta burada bizim gördüğümüz her şeyi diğerleri de görüyordu. Dolayısıyla burada bir değişiklik, yeni bir taze kana ihtiyaç vardı. Ve bu da aranan kan bulunmuştur diyorum ben. Giden arkadaşlar tabii orduya hizmet etmişler. Arkasından söylemek çok doğru değil. Herkes gücünün yettiğince, belki onların yoğurt yiyişi öyleydi. Ama biz burada özellikle farklı konulardaki sıkıntıları söyledik. Ve onları söylemeye devam edeceğiz. Baktığımız, Meltem Hanım, baktığımız pencere hakkaniyet penceresi. Önce haram helal penceresi. Yani burada şimdi bak, biz milletvekili olduk. Yani şurada 5 ay geçti gitti. 4 ay 5 ay geçti gitti. Yani 5 yılda geçip gidecek. Bunun bilinci içerisindeyiz. Gök kubbede hoş sadağı bırakabilmek lazım. Bu memleketin, bu şehrin sorunlarını da, şunu da Naci Şanlıdır çözdü, bunu da yaptı, Allah razı olsun dedirttirebilmek lazım. Yoksa efendim ben yaptım olduğu mantığı içerisinde bu işler olmaz. Şehrimizin gerçekten ciddi sıkıntıları var. Kötü bir zamanda milletvekili olduk. Yani baktığınızda 6 Şubat depremi gerçekten ekonomik anlamda ülkemizi çok ciddi manada sarstı. Hem böyle bir psikolojik anlamda da baktığınızda 2023 yılında bayağı bir sıkıntılar oldu. Şu 3-4 sene içerisinde Covid salgınıydı, efendim depremler, seller baktığınızda. Bunların hepsi sonuçta ekonomik olarak da bir yük getiriyor. Bizim burada özellikle ben, sizin sorularınızda da var ama 24 tane karayollarının projesi var burada. Bu projelerin bir an önce bitirilmesi lazım. Evet. Buralara kaynak bulmamız lazım. Bunları ben her platformda söylüyorum. Hani hemşerilerimiz yanlış anlamasınlar lütfen. Naci Şanlıtürk farklı bir şey bilmiyor da bunları mı söylüyor? Arkadaşlar bunları söyleyeceğiz. Mesela bak, milletvekilliği seçimine kadar bu millet bahçesi bitirilecekti. 83 dönüm bir araziydi. Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum geldiğinde ordu toplantıya biz de katıldık. Evet, basın açıklamaları var, sizde de var o kayıtlar. Efendim orada da milletvekilliği seçimlerine kadar yapılacaktı. Hep söylediğim, önemsediğim bir şey var Meltem Hanım. Diyorum ki bu şehre bir şehir lokali kazandırmamız lazım. Bu şehrin sorunlarını bir araya geldiğimizde konuşuyoruz. Hı hı. Ben mesela geçen bir araya geldiğimizde Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Millet Bahçesi ile ilgili bu ufak konuşulmayacak bir pürüz vardı ama o projenin başlamasına engeldi. Mesela ne yaptık? Gittik bakan yardımcılarımızla, ben aradım, görüştüm. Hı hı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet İlmigüler kendisi görüştü. Efendim yine Sayın Valimiz buradan hemen bir tane il müdürümüzü görevlendirdi. Gitti Ankara'da hemen tık, iş çözüldü. Şimdi millet bahçesi başladı. Bizim istediğimiz de bu zaten. Meşveret olsun, istişare olsun. Her insanımızın görüşünü alalım. Efendim Büyükşehir Belediye Başkanımızın, valimizin, bürokratlarımızın, milletvekillerimizin, iş adamlarımızın, şehrin eşrafının, basınımızın, STK'larımızın rahat gidip geldiği. Buradan Ticaret Odası Başkanımız Levent kardeşimden bir kez daha rica ediyorum, istirham ediyorum. Ticaret Odası'nın alt katında bir dönüm yerimiz var. Burayı bir kafeye çevirip burada bu istişare ortamını burada sağlayabiliriz. Yoksa az önce söylediğim gibi Meltem Hanım, birisi kuyuya taş atıyor, ondan sonra 40 akıllı çıkarsın, bunu çıkaramıyoruz. Yani şu özellikle Altınordu'da yaşadığımız imar sorunu budur. Bir de aynı frekanstan konuşamıyoruz, derdimizi anlatamıyoruz. Söylüyoruz, bunları defalarca söylemenin bir gereği yok. 13 yıldır kurulamayan bir mobilyacılar sitesi var. Küçük sanayi sitesi yapacağımız alanlar yok. Bu şehri planlamamız lazım. 1/100.000'lik planın geçmesi lazım. 1/25.000'lik planın geçmesi lazım. Kentsel dönüşüm diyoruz. Kentsel dönüşüm uzmanımız boş arsalara bina yapmaktan öteye geçmiyor. Evet. Yani onun için bunları bir yandan sorular bunları eleştireceğiz. Mesela otopark çok ciddi derecede, şehir içi trafiği tıkalı Ordu'da, otopark problemimiz var. Kaldırımlar işgal edilmiş. Hani biraz aslında yerel sorunları bile milletvekiline ileten bir izler kitlemiz var bu akşam. Ya yerel sorunlar da tabii ki, biz burada Cumhur İttifakı'nda da ben söylüyorum. Geçen 19 tane kongremizi yaptık. Oralarda da söyledik. Orada 20 tane belediye var büyükşehirle. Evet. Bunun 19'u Cumhur İttifakı'nda. Sadece Gülyalı'da Ulaş Bey Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi'nde. Tabii burada yani özellikle Ulaş kardeşime dahil olmasın ama biz Cumhur İttifakı olarak 20 belediyenin tamamına talibiz diyoruz. O zaman da ne demek bu? Ordu'da 20 belediyenin kapsadığı alanda Ordu ilinin tamamının sorunlarını da biz çözeceğiz demek Meltem Hanım. Dolayısıyla burada mesela millet bahçesinde otopark vardı. 2000 otoparktan
1300'e düşürüldü. Bugün ben Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ettim. Orada yönetim kurulu toplantısı vardı. Orada muhtarlarımızın da bize özellikle işte Düz Mahalle, Şarkiye, işte buradaki muhtarlarımızın bize şehir merkezindeki mahallelerin, muhtarlarının ilettiği şimdi 417'ye kadar düşürülüldü. Mesela bu otopark paraların ciddi manada ruhsat paraları ruhsat alınırken otopark için belediyemizin, ilçe belediyemizin aldığı ruhsat parası çok çok yüksek. Yani aynı bölgede bizim de var bir arsamız. Yani düşüp şimdi 450 metrekare bir arsanın, yani bu da 2022 fiyatları, daha yeni fiyatlarla değil. 4,5 milyon otopark parası olur mu ya? Bunu şimdi söyledik. İlçe belediye başkanımıza söyledik. Büyükşehir belediye başkanımıza söyledik. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın uyguladığı 5 kademeli bir otopark düzenlemesi var. Yani ucuz yerinde olacak, pahalı yerinde olacak. Ya Allah'ını seviyorsan böyle, yani onun için sorunlarımız var. Bunları söylemekten geri durmayacağız. Bu sorunlarımız yapılacak. Burada efendim yok Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı'na hiçbir şey olmaz. Cumhur İttifakı sağlam, safa sağlam duruyor. Herkes işini düzgün yapsın. Bak Cumhur İttifakı ile falan alakası yok. Burada bunu araştıracağız. Şimdi yok ilçe belediyesine gitti. Yok büyükşehir oldu. İmar daire başkanı şu olacak. Hani kim nerede? Nereye gitti? Görevden ayrıldı gitti. Geçmiş olsun. 3 yıl biz neyi uğraştık burada? 3 yıl 4 yıl. Yani onun için burada bunları konuşacağız. Kimse de gücenmesin. Dolayısıyla ben ordunun milletvekili olarak, orduda bir iş adamı olarak bu sorunları yaşıyoruz. Şahıncılı'nın nüfusu 30 bin. 30 bin nüfusu olan bir mahalleyi şeyden efendim güneyden kuzeye getireceğim. Hangi kavşaktan getireceğim? Ya Büyükşehir Belediye Kavşağı'na inecek ya da bizim yukarıdaki otelin olduğu kavşaktan şeye inecek, şehre inecek. Onun için bunları oturup konuşacağız. Bu şehrin ulaşım sorununu konuşabiliriz. Allah razı olsun. Sayın Valimizle de mesela konuştuğumuzda raylı sistemin mesela dışarıdan gelenin ilk mesela göze çarpan nedir dediğinde raylı sistem neden Ordu'da yok? Yok. Neden yok? Ordu'da evet. Bunlar yapılabilir. Hem raylı diyor. Sistemden bir haber duymak istiyoruz açıkçası. Hem de hep Ordu kamuoyunun tartıştığı bir konu da vardı. Hızlı tren vesaire işte demir yolu. Bunlarla ilgili bir gelişmeler olacak mı? Şimdi burada kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Ben de bir ordulu olarak burada ordu basınını tebrik ediyorum. Özellikle Zeki Bey bu konuda ciddi manada gündemde tutuyor. Bu sorunları işte böyle sık sık gündeme getirmemiz, temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp gündeme getirme sebebimiz de bu. Ben diyorum ki STK'larımız, bakanlarımız geldiği zaman, efendim diğer işte dışarıdan büyüklerimiz geldiği zaman sivil toplum kuruluşlarımız bunları söylesin. Mesela burada ben açık açık söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız geldi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızın ordulu olması bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Onu da söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi olarak başkanımızın da ordulu olması. Şimdi STK'larla toplantı yaptık şeyde, Boztepe'de, otelde. Mesela ben isterdim ki sivil toplum kuruluşu, örgütü, başkanlarımız çıksınlar takır takır bu işin sorunlarını söylesinler. Allah razı olsun. Arslan Bey Ziraat Odası Başkanımız çıktı. Efendim Atakan Akça çıktı. Yine Altınordu Ziraat Odası Başkanımız. Fındık'la ilgili sıkıntıları söyledi. Onun için bu şehrin ulaşım sorununu orada söylenebilir. Yani eğer bunlar söylendiği zaman burada belediye başkanlarımıza ya da milletvekillerimize bir zararı olmaz. Ortada bir sorun var. Bunu el birliği içerisinde çözebiliriz. Mesela burada millet bahçesi. Bir kere yapılacak bu bahçe. Şimdi yapılıyor, başlandı. 2000 otopark projesi vardı. Şimdi 400'e düşürdün. Ya orada dolmuşçularımızın sorunları var. Efendim dolmuşçuların orada toplanma merkezi var. 50 otoparklık bir şey istiyorlar. Oradan yer istiyorlar. 400 otoparkın şimdi kime bölüştüreceksin? Kime paylaştıracaksın? Onun için bunları dediğim gibi şehir lokalinde Meltem Hanım bir araya gelip bunları tartışabiliriz. Fikirlerimizi söyleyebiliriz. İstişare edebiliriz. Bunlar olsun istiyorum. Mesela burada tekrar işte ben burada bir seçim propagandası gibi söylemeye gerek yok ama burada hemşerilerimiz bizi ordunun her yerinden izledikleri kanaatindeyim. Onun için özellikle Ünye Akkuş Niksar yolu mesela yapılsın evet, istiyoruz. Ilgili. Ünye İkizce Yoğun Oluk yolu. Orada Yoğun Oluklu muhtarlarımız bizim sürekli bize bir baskı üzerindeler. Mesela o yolun yapılması lazım. Dere yoluyla ilgili bir gelişme. Evet, yine Ünye, ben şimdi batıdan doğuya doğru bir hat çizerek söylüyorum. Evet. Ünye Çaybaşı ilk üyez yolumuz var. Mesela o yolun bitirilmesi lazım. Karayolları Bölge Müdürlüğümüzle görüştük yine. Sağ olsun bölge müdürümüz buraya geldiğinde de bizi ziyaret etmişti. Onunla da istişare ettik. Şimdi bu satik kablamanın üzerine sıcak asfalt dediğimiz asfalttan döküp efendim V kanalını yapıp işte Büyükşehir Genel Sekreterimiz var. Abdülkadir Hatipoğlu biliyorsunuz. Onun da ciddi manada bu manada tecrübeleri var.
Allah kendisinden de ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ordunun her yerinde vallahi çalışmaları var. O manada ben Abdülkadir Bey'i tebrik de ediyorum. Büyükşehirimiz o manada çalışmaları da var. Mesela ilk üvezden geçecek bir şeyimiz var. 1,5 kilometre bir oradan yolumuz var. Çevre yolu gibi düşünün. Orada istimlakla ilgili birkaç problemimiz oluşmuş. Ben Büyükşehir Genel Sekreterimizle de görüştük. Orada o istimlak sorunu çözüldükten sonra Büyükşehirimiz o yolu yapacak, Büyükşehir Belediye'miz. Çünkü İlköğaz'ın girişinde karayolları sınırı bitiyor. Karayollarının yolu oraya kadar geliyor. Bunların yapılması lazım. Orada biliyorsunuz çöp arıtma tesisimiz var Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Çöp kamyonlarının şehrin içinden geçmemesi lazım. Onları biliyoruz. Velhasıl Ordu Kumru, Fassa Kumru Niksar yolu var. İşte İslamdağ Korgan yolu var. Çok az bir kısmı kaldı, yapılacak. Şimdi Korgan Niksar yolu da başladı orada. O da inşallah yapılacak. Baktığınızda yine Fassa Aybastı yolu dediğimiz o yol, Perşembe yaylasına çıkan oradaki işte Menderes'lerimizi gösterebileceğimiz yolun yapılması lazım. Ordu Gölköy yolumuz var. Ordu Kabadüz Çambaşı yolu. Geçen önemli. Gittik orada bir hayırsever iş adamı ağabeyimiz Ziya Bayhan bir villasını orada evini sağlık müdürlüğümüze bağışladı. Orada sağlık evi açılışına gittik. Özellikle Kabadüz'den yukarıda ciddi bir çalışma var. Ama Selahattin'le birlikte de zaten çok ciddi tahribatlar oluştu. Güzel Ulaştırma yandan. Bakanımız Adil Bey en son buraya geldiğinde demişti ki Ordu'daki en acil ivedilikli işimiz, efendim ivedi yapılması gereken işimiz Ordu Kabadüz ikmal ihalesinin yapılması gündemde. Mesela onları yaptıracağız. Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabını milletvekilliği seçimlerine kadar dedik. Kayabaşı Kavşağı'ndan, tünellerden yapacaktık. Mesela 1800 metredir yeni otogarın oradaki tünelden çıkıştan Melet'in Kayabaşı tarafına atlanmasına kadar 1800 metre uzunluğunda viyadük var. Bu viyadüğün ayakları yapıldı. Bunların kirişlerinin de getirilip yapılması lazım. Bir an önce bu şehirler arası trafiği Karşıyaka mahallemizden kurtarmak lazım. Mesela onların yapılması lazım. Bunun gibi birçok daha yapılacak karayollarımızın projeleri var ama özellikle bu 8 Temmuz, 10 Temmuz'da bir oluşan sel afetinden sonra biliyorsunuz Karadeniz-Akdeniz yolunda 15. kilometrede Gümüşköy mevkiinde bizim de tanıdığımız dostumuz, akrabamız Erol Poyraz kardeşimizin evinin orada bir heyelan oluştu. Oradaki heyelan giderildi. Orada da şimdi yolda bir fore kazık çalışması olacak. 25. kilometrede 53 metrelik bir açıklık oluştu o köprünün yapımı. Ekim ayının ilk haftasına yetişecek dedik ama Kasım'a sarkacak gibi. Çünkü orada gerçekten sağlam temel bulmak güç oldu. Biraz projeyi de takip ediyoruz. Orası da hızlı bir şekilde efendim yapılacak. Evet. Karadeniz-Akdeniz yolu da açılacak. 13 kilometrelik bir servis yoluyla efendim oradan bir şu anda trafik devam ediyor. Özellikle Darıcabaşı mevkiinde muhtarımız da bizi bayağı bir sıkıştırıyor orada. Orada toz oluyordu. Şimdi oranın efendim satik kablamasının yapılması ile ilgili. Velhasıl bunun gibi birçok sorunlar var. Bunların hepsinden haberimiz var. Biliriz aslında hani ordunun kangren olmuş yol problemleri diyebiliriz. Size karayolları genel müdürümüzle dahil olmak üzere bakanlıklarda görüşmelerimizi yapıyoruz. Bu programlarda ya da sizin ziyaretlerinizde söylediğiniz gibi yapılacak. Ama bir takvim var mı? Size bir takvim veriyorlar mı? Ya da biz hep ordulara yapılacak diyoruz ama somut bir şey, bir tarih veremiyoruz. Dolayısıyla bize de artık bunların yapılması lazım gibi serzenişleriniz sizin de içinizde oluyor mu? Şimdi şöyle oluyor Meltem Hanım. Mesela burada şimdi biz az çok inşaatçı olduğumuz için işin nasıl yürüdüğünü biliyoruz. Mesela atıyorum buradan diyorsunuz ki işte Ordu Kabadüz yolu diyorsunuz yapılacak, tamam güzel. İşte geçen Esenyurt'ta işte orada bir heyelan oldu. Karayolları gitti hemen orayı onardı. Ondan sonra tekrar bir heyelan daha oldu. Güzergahı değiştirdiler şimdi. Yani Karadeniz'de yol yapmak gerçekten çok zor. Mesela Boztepe tünellerini yapılırken 40 santim 60 santim gibi böyle yani iğneyle kuyu kazar gibi gitti. Zemin kendini tatmadığı için sağlam zemin bulmakta zorluk çekiyoruz. Mesela Ünye'de Ünye çevre yolu 10.400 metre yaklaşık 11 kilometreye yakın bir çevre yolu, Ünye çevre yolu. Zemin sürekli bozuluyor. Yani alt zemin sağlam olmadığı için bu alt zemin derken yani burada yolun yapım şekli değil. Yolu yapan firma layıkıyla şartnameye uygun olarak yapmış ama 50 metre 60 metre derinlikte zemin oynadığı zaman orada mesela şimdi çalışmalar oluyor. Yüzeyde mesela tekrar bir daha orada bir şeridin kapatılması gündemde. Dolayısıyla Karadeniz'de yol yapmak gerçekten çok güç. Mesela Fassa Çevre Yolu'nu söylemiyoruz. Fassa Çevre Yolu'nun projesi şu anda yapıldı. Meltem Hanım hep söylüyoruz 23 kilometre uzunluğunda bir yol
23 kilometre yolu İç Anadolu'da yapsan çok basit, hemen çok kısa sürede az maliyetle yapılacak bir yol. Evet. Ama Karadeniz'e bu geldiği zaman 11 kilometre viyadükten bahsediyoruz. 8 kilometre tünel yapılacak. Yani böyle bir ağır olduğu için bunların hep en son, hani imkanlar geniş, yapılmayacak mı? Neyin başına geliyor? Paranın başına geliyor. Maliyetler artıyor. Mesela şimdi Karadeniz-Akdeniz yolu yapılmış. Gümüşköy mevkiinden geçen yerde şimdi heyelan oluşmuş. Oraya ne yapacaksın? Yapılı yola tekrar şimdi fora kazıklar. Yani bir nevi araziye dikiş atılacak orada. Dolayısıyla bu bölgede yol yapmak çok zor. Ama imkansız değil. Diğer bölgelerde olmuyor mu? Yapılıyor. Bizim diye mesela Trabzon'da çok ciddi manada işte yapılan yollar var. Vatandaşımız diyor ki oraya yapılıyor. Buraya da yapılsın. Mesela siz söylediniz Samsun-Sarp demir yolu. Evet. Bence ivedi bir şekilde bunun yapılması lazım. Bu bölge için özellikle demir yolu efendim çok çok elzem. Hem bu bölgenin ekonomisinin kalkınması adına elzem. E şimdi dünyada zaten biliyorsunuz şu anda ticaret yolları konuşuluyor. Yani Avrupa ile Çin'i nasıl bağlayabiliriz? Efendim baharat yolları, eski İpek yolu. Ama Türkiye'siz bir proje düşünülmüyor. Bu manada efendim bu devletin gücü Samsun'dan başlayıp Sarp'a kadar bu demir yolunu yapamayacak düzeyde mi? Hayır. Yapılabilir. Bununla da biz bölge milletvekili olarak gündemde tutacağız. Basınımız Allah razı olsun gündemde tutacak. Sivil toplum kuruluşlarımız gündemde tutacak. Mesela işte turizm altyapısından bahsediyoruz. Gölköy yolumuz bir türlü bitirilemedi. Buranın ödeneğinin artırılması lazım. Orada işte müteahhitlerimiz şu anda çalışmalarını devam ediyor. Efendim hiç mi ödenek yok? Hayır, ödenek yok diye bir şey yok. Ödenek olmasa zaten bu yollar, bu projeler 24 tane çalışan şantiye var. 24 tane devam eden iş var orduda. Bunların hiçbirisi efendim ödenek yok, devam etmiyor değil. Bizim istediğimiz bir an önce bitirilebilmesi için daha fazla para ayırırsak, daha fazla kaynak ayırırsak hızlı bir şekilde bitiririz. Mesela dediğim gibi Çambaşı'na gittik, yol bitirilmiş. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz geldi. Orada iki günde orayı satik kablomasını yaptı, çıktı. O toz toprak olayından bir nevi kurtulmuş olduk. Mesela Pınarlı, Darıcabaşı o taraftan geçen 13 kilometrelik servis yolu var. Aslında servis yolu da değil. Büyükşehir Belediye'mizin yol ağında bu yol. Meltem Hanım, tabii genel manada düşündüğümüzde burada hemşerilerimizden aldığımız şey de o. Kaynakların verimli kullanılması. 28 bin kilometre yol ağımız var. Tamam, bunu kabul ettik. Aldık, bir tarafa kurduk. Ama burada belediye başkanlarımıza da söylüyorum. Belediyelerimizin asli görevi ne? Belediyelerimizin asli görevi yol ve su. Dolayısıyla tabii ki parkta yapacağız. Diğer sosyal faaliyetlerde de bulunacağız. Ama uçuk projelere gidip de efendim kaynak ayırmaktansa, herkes şimdi tabii şimdi şey de var, yerel seçimlerde yaklaşıyor. Belediye başkanlarımız çıkacak. İşte siz diyeceksiniz ki efendim projeleriniz neler? Atıyorum işte Şahıncalı için ne düşünüyorsun? Yani ilçe bir yanlış anlaşılır diye ilçe ismi vermedim. Bir mahalle ismi. İşte o zaman arkadaşlarımız uçuk uçuk yapılamayacak, olamayacak. Geçmişte burada işte Çambaşı'na teleferik gibi bir sürü uçuk projeler konuşuldu. Konuşuldu, ne oldu? Hiçbir şey. Sadece konuştuk, bıraktık. Dolayısıyla burada ayakları yere basan, ben burada belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hepsinden vatandaşlarımızın bize ilettiği sorunları biz kendilerine iletiyoruz. Bak, birçok belediyemizin, Meltem Hanım, beton santralleri var. Beton santralleriyle çok güzel beton yollar döküldü. Burada Altınordu Belediye'mizden tut da Akkuş Belediyesi'ne kadar. Beton yollar, özellikle bu sellerde gördük ki beton yollara bir şey olmuyor. Yani diğer yollarımız uçtu gitti ama beton yollar sağlam kaldı. Evet. Özellikle bunların V kanalları yapılırsa, efendim ciddi manada su drenajları yapılırsa güzel oluyor. Ama diğer dediğim gibi diğer sosyal proje adı altında paraların çarçur edilmesi çok doğru değil. Burada belediyenin asli görevi nedir? Yoldur, sudur. Özellikle hele hele de sellerin olduğu Karadeniz'de dereleriyle ünlü Ordu'da su sorunu yaşanmıyor mu? Meltem Hanım, maalesef yaşanıyor. Ne yazık ki. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımız, kıymetli bakanımız Sayın Mehmet İlmi Güler'in de projeleri vardı. Dolayısıyla 19 ilçemizin gölet yapımı, gölet projeleri vardı. Allah devlet su işlerimizden razı olsun. Devletimize çok versin. Bak, İlköz'deki göleti OSKİ'ye verdi. Orada yapıldı, teslim edildi. Korgan'daki işte bir göletimiz var. Orada geçen de bir çocuğumuz orada düşerek hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Orada da efendim göletimiz var. Su alma yapılarımız var. Kabadüz'de Çambaşı'nda yapılan küçük küçük su alma yapıları var. Gölet diyemeyeceğimiz. Ama özellikle işte OSKİ'nin Kabadüz'de değerli çalışmaları var. Çatalpınar'da var. Diğer ilçelerimizde var. Ama bu yeterli mi? Yeterli değil. Özellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında nüfusumuz 2,5 milyona çıkıyor. Bu nüfusa göre belediyelerimiz
Can the yol is elektrik, özellikle bak trafolarla ilgili sıkıntılar hala çözülemedi. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sorunları biliyoruz. Bu sorunların çözümü olarak da milletvekilinin gücü neye yetiyor ise elimizden gelen efendim çalışmayı yapıyoruz. Yapamasak da işte efendim söylüyoruz, çözülmüyor. Çözülmüyorsa çıkıp televizyona söylüyoruz. İşte otopark işini söylüyoruz. Yani burada tekrar bir daha yani sizlerin aracılığıyla bir ordulu vatandaş olarak, milletvekili olarak değil. Burada millet bahçesi yapılırken yazık günah oradaki o bahçe tekrar bir daha yıkılıp da altına otopark yapılması mümkün değil. Buradaki otoparkımızın 400 değil de en az 1000 otopark, 1000-1500 otoparka çıkarılması çok çok güzel olur. Mesela geçen orada ben de İmam Hatipliyim biliyorsunuz. Orada İmam Hatip Mezunları Derneği geldi yanımıza. Orada İmam Hatip Lisesi'nin olduğu yer diyoruz. Şimdi İmam Hatip'te biraz ağza sakız ettik İmam Hatip'i. Her tarafta İmam Hatip var. Siz nereyi kastediyorsunuz diyorlar. Ben de diyorum ki İmam Hatip'in oradaki İmam Hatip diyorum. Yani sonuçta burada aslında yeni mahalle toprağıdır orası. Ulubey yolu üzerindeki olan 15 dönüm bir arsa var orada. Oradaki İmam Hatip Lisesi'nin yıkılıp da yeniden yapılması var. Mesela burada Büyükşehir Belediye'miz onun altına güzel bir otopark yapabilir. Yani iki katlı bir otopark yapsak yeni mahalle tarafından yani Kuzeydoğu tarafından girişte Kot Parkı'ndan oraya otopark yapabiliriz. Yani orada 15-30 dönümlük bir otopark oraya çok da güzel olur. Üstüne de okulunu, Milli Eğitim Okulu'nu yine yapsın, yenilesin. Evet, farklı bir proje. Evet, bunun gibi. Yani projeler çok. Yeter ki fayda sağlasın. Evet. Orduyu konuşacağız dedik. Bahçe, yoksa boş arsaları kapatıp binalar yapmakla olmuyor yani. Evet. El ele de kentsel dönüşüm. Boş arsada kentsel dönüşüm olmuyor. Ben oradan kentsel dönüşüm uzmanımıza da bir adayı bir tane çevirsin. Mülkiyet haklarıyla birlikte geldiğinde bayağı bir sohbet etmiştik. Önce bir hukuk masası kuracaktık. O mülkiyet haklarını çözecektik. Ordu'da hangi kentsel hangi adayı dönüştürdük? Hangi kenti dönüştürdük? Hangi eski binayı yıktık? Allah rızası için bir tane daire mi yıktık? Şimdi ne oldu konuşup dururken geldi faydos zamanı. Şimdi yeni yapılar yaptık. Tabii 5 yıl bitti. 5 yıl bitti. 6 ay sonra seçim var. Dolayısıyla biz ordulu olarak bunları Meltem Hanım konuşacağız. Diğer projeleri de konuşuruz. Yani diğer projeler... Evet. Valla süre çok hızlı geçiyor. Daha evet. Biz bir yolları ve birkaç otopark problemi dahil olmak üzere birkaç konuyu ele alabildik. Evet. Şimdi kısa bir reklam arasına gitmek zorundayız. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili meslektaşım Hayati Akçay da bizleri izliyormuş. Anadolu Ajansı Ordu Muhabiri. Evet, onun da çok tamam. Güzel bir sorusu var. İkinci bölüme saklayalım evet. O zaman. Çünkü süremiz bitti ilk bölümde. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından gündem programında ordunun gündemini belirleyecek başlıklarla değerlendiriyor olacağız. Her şeyi diyelim. Şimdi kısa bir reklam. İnşaattan Cumhuriyet Mahallesi'nde Solo Yaşam seni bekliyor. Konumu, tasarımı ve kalitesiyle göz alıcı bir ev sahibi olmanın zamanı geldi. Kısaca ister yatırım, ister yaşam için doğru karar. Solo Park, tam istediğiniz bir hayat. Tüm sorularınız için 0543 441 3344'ü arayabilir veya satış ofisimize uğrayabilirsiniz. Ramadanlar temelinde güven var. İntes Mühendislik'ten sanayi alanında önemli bir proje. Karapınar Mahallesi'nde 2. Sanayi Sitesi'nin yanında. Bakım, onarım, depolama, lojistik ve imalat gibi gereksinimler için kullanılabilecek projemiz satışa çıkmıştır. Telefon 0532 400 5515 0452 666 0452 İntes Mühendislik. Gölköy'ün yaylalarından sofralarımıza gelen benzersiz lezzet. Kunay Kasap ve Şarküteri. Gölköy'de bulunan çiftliğimizde özenle yetiştirdiğimiz hayvanlarımız usta kasaplarımızın hünerleriyle Kunay Kasap'ta buluştu.
Helal Kesim'in adresi Kunay Kasap ve Şarküteri. Sizleri de birbirinden seçkin ürünleri birleştirdiğimiz yeni mahalle 320. sokaktaki mağazamızda bir kahve içmeye bekliyoruz. Telefon 0452 777 7052. Kunay Kasap ve Şarküteri. Biz sadece ticaret yapmıyoruz. Biraz da insan biriktiriyoruz. Demli, şekersiz bir çayla, güler yüz, hoş sohbetle, bir günaydın, acı bir kahveyle. Biz sadece ticaret yapmıyoruz. İşimizi seviyoruz. Nuri Kumaş, Köroğlu Kuyumculuk, Ünye. Gencay İnşaat akıllı ev projesini satışa sundu. Teras Park 6. 6 yıldızlı proje. Telefonunuzla asansörünüzü çağırabildiğiniz, doğalgazınızı, elektriğinizi açıp kapayabildiğiniz, perdelerinizi otomatik olarak kontrol edebildiğiniz ve daha birçok ayrıntıyı içinde barındıran proje ile ilgili bilgi almak için sizleri bürolarımıza bekliyoruz. Adres: Dumlupınar Mahallesi, Uğur Yücetepe Sokak, numara 25 Taksim B, Fatsa, Ordu. Fatsa Merkez Telefon 0452 423 4004. Almanya Temsilciliği artı 49 174 606 2131. Sizi anlayan projelerle hizmet veren Gencay İnşaat, Teras Park 6 projesiyle Fatsa'da fark yaratmaya devam ediyor. 1923 yılında merhum Hacı İlyas Yaşar tarafından Bulancak'ta kurulan Küçük Manifatura mağazasında başlayan yolculuğumuz, bugün ona yakın sektörde 20 farklı iş yerinde gururla devam ediyor. Giresun, Bulancak, Ordu, Fatsa ve Ankara'nın kalbi Kızılay'da. Mobilyadan beyaz eşyaya, iletişim, dağıtım, enerji, inşaat ve gücüne güç katan konveyör tesisinde 200'ü aşkın personeliyle Yaşarlar Grup, ülkemizin global bir markası haline geldi. Yaşarlar Grup'un 1923 yılında başlayan yolculuğunda, Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemiz ve insanımız için daha büyük hayaller kuruyoruz. Biz bu bayrağın altında emeklerimizle ve sizden aldığımız güçle bir yüzyılı geride bıraktık. Birlikte nice yüzyıllara. Yaşarlar Grup. Poytan, mantolomada %50'ye varan enerji tasarrufu, kusursuz yalıtım, 4 mevsim konfor. Poytan ısı yalıtım sistemleri. Dünya yıldızları da Smart'ta. Avrupa'nın bir numaralı kupasını defalarca kaldıran Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar ve Mane şimdi de Asya'nın bir numaralı kupası için sahada. Asya Şampiyonlar Ligi ve AFC Kupası heyecanı sadece D-Smart'ta. Hemen D-Smart aile spor paketi üyesi ol. Ayda sadece 49 liraya gün boyu maç izle. Karlıbel İnşaat, Levent Karlıbel ve Aklar İnşaat, Çetin Ak kalitesi ve güvencesiyle yepyeni bir proje. Lotus Yaşam Evleri. Lokasyonuyla Ordu'nun tam kalbinde, Karşıyaka Mahallesi'nde. Çok yakında. Bekleyin. Kaliteyi ucuza almak için çok uzağa gitmenize gerek yok. Bölgenin en büyük toptan ve perakende seramik mağazası Fatsa'da. Kütahya Seramik, Ordu Bölge Bayi, Murat Kaçak Şirketler Grubu. Adalı Gayrimenkul yeni projeleriyle Ordu'nun her yerinde sizlere yaşam alanları sunmaya devam ediyor. Şahincili Mahallesi'nde ADL Park, Harman Yeri, Pınarbaşı, Bahar Bahçe projeleri. Cumhuriyet Mahallesi'nde Akçatepe Evleri. Şirin Evler Mahallesi, Karapınar Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Terzili Mahallesi'nde muhteşem konumda yepyeni projeleriyle Ordu'yu kucaklıyor. 1000 metrekare yeni showroom alanı, size özel mimarları ve özel ekipleriyle evinizi dizayn etme imkanı sunuyor.
Hayalinizdeki eve, evdeki hayalinize Adalı Gayrimenkul'le ulaşın. Bölge ekonomisine katkı sağlayan önemli bir ticaret merkezi olarak büyümeye devam ediyor. Birinci etapla tamamladığımız ve teslimatını gerçekleştirdiğimiz 33 adet iş yerinin ardından ikinci etapta toplamda 38 adet iş yerimiz ihaleye çıkıyor. Böylece çok yakında yapımına başlayacak olduğumuz üçüncü etaptaki iş yerimizle birlikte toplamda 99 adet yeni iş yerini esnafımıza kazandırmış olacağız. Sanayimize güzel bir katkılar sağladı. Dükkanlarımızı yeni açtık. Yavaş yavaş doldurmaya başlıyoruz. Gereksiz milletlerimize, müşterilerimize daha iyi, kaliteli hizmet sunmaya çalışıyoruz. Bize de kazanım oldu, halka da kazanım oldu. En azından iş kapısı açılmış oluyor. Biz de millete faydalı olmaya çalışıyoruz. Ben İstanbul'dan geldim. Önceden geldiğimde burası böyle değildi. Bu blokları görünce İstanbul'daki dükkanımı bırakıp ben buraya geldim. Buradan dükkan açtım. Çünkü dükkanın konumu, olduğu yer, mevkisi çok güzel olduğu için buradayım. Yani şu an arkaya da yenisi yapılıyor. Gayet de güzel burası. Yani ev haklarından falan kurtulmuş oldu millet. En azından dükkan sahibi olmaya çalışıyorlar. Dükkan iş meslek sahibi olmaya çalışıyor. Yeni yapılan dükkanlarımız da burada hemen karşımızda yapılıyor. Allah izin verirse oradan da dükkan alacağız. Vatandaş daha rahat geliyor buraya. Burası ulaşım yönünden basit, müşteri potansiyeli yüksek. 25-28 Eylül tarihleri arasında ihaleye çıkacak olan ikinci etap sanayi dükkanlarımız, esnaflarımıza, vatandaşlarımıza ve şehrimize hayırlı olsun. Reklamların ardından gündem kaldığı yerden devam ediyor efendim. Bu akşam stüdyomuzda konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Sayın Naci Şanlıtürk. İlk bölümde ordunun sorunlarına dair hızlı bir giriş yaptık. Yollar konusunu derinleştirmiştik. Reklam arasında da yine programı takip eden izleyenler bizzat Sayın Milletvekiline şahsi telefonuyla ulaşıp yine sorularını ilettiler. Sosyal medya üzerinden gelen soruları da reklam arasında ben Sayın Milletvekili Şanlıtürk'e ilettim. Yani yollar konusunu biz kapattık. Destek de kapatamıyoruz. Çünkü siz de bahsettiniz, gerçekten çok zor bir coğrafyaya sahip Karadeniz bölgesi. Dolayısıyla yolları yapsak da bitmiyor, yapmasak da bitemiyor ne yazık ki. Evet. Size de iletilen bazı özel yollar vardı. Bu yollarla ilgili cevaplarınızı merak ediyor izleyenlerimiz. Gelişmeler nelerdir? Valla tabii dediğiniz gibi yollarla ilgili 28 bin kilometre yol ağımız var dedik. Vatandaşlarımız da bize yazmış, hemşerilerimiz sağ olsunlar. Eskiköy Aslan Camii yolunun şu anda araçlar gidemeyecek durumda, işte oranın yapılması lazım diye muhtarlarımız belirtmişler. Yine burada Gürgentepe Kabataş arasında Tepeköy'den geçen bir bağlantı yolumuz var. Tepeköy muhtarımız Aslan Bozkurt beni her gördüğünde soruyor. Evet. Vekilim ne oldu diye. Orada Büyükşehir yol ağında, oranın da bir an önce iki ilçenin birleştirilmesi adına önemli bir yol. Biliyorsunuz Meltem Hanım, bizim üç havza üzerinde Ordu, üç vadi üzerinde diyelim. Ünye arkası, Fatsa arkası ve Ordu merkez arkası diye. Dolayısıyla Akkuş'tan Mesudiye'ye geçmek için sahile inmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu ara yollar önemli. Gürgentepe'den Kabataş'a bağlantının olması lazım. Yine Gürgentepe, Gültepe mahallemizden arkadaşlarımız video atmışlar yolların durumuyla ilgili. Çok toz toprak oluyor diye. İşte bir de içme suyu atmışlar. İçme suyuyla ilgili bulanık akan yerler var. OSKİ'miz bu manada ben 2023 bütçesinin tamamını içme suyuna ayırdı. Ben teşekkür ediyorum. Ciddi yatırımları var. Yani OSKİ'nin 2023 bütçesinin tamamı içme suyuna ayrıldı ama dediğim gibi yeterli değil. İlimizin sorunları bu manada var. Hemşerilerimiz de her buldukları fırsatta bunları yazmışlar. İşte otogarı yazanlar var.
Evet. İşte eski otogarın olduğu yerle ilgili. Ne olacak orası? Orası için de bir yine önce yeşil alan olacak denildi. Bakanlığa evet. devredildi vesaire vesaire ama hani kısa vadede kısa bir yılan hikayesine de dönüştü diyebiliriz orası. Şimdi tabii az önce söyledik. Çevre Bakanımız Sayın Murat Kurum geldiğinde 55 dönümlük bir arazinin orada kentsel dönüşüm alanı olarak yapılması gündemdeydi. Yine o fiyakalı meşhur kentsel dönüşüm uzmanımız bir proje hazırlamıştı. Üç emsal. Ona burada bakanlık müsaade edilmedi. Bakanlık tarafından. Bakanlıkla ortak bir proje yapılacaktı. Şimdi Büyükşehir Belediye'miz yine orada bir rezidans projesi falan yapılmış. Meltem Hanım, ben bunları hani şöyle doğru bulmuyorum. Bu şehrin ortak kullanım alanları. Hı hı. Bunlar bir araya gelinip istişare edilmeden, şehirle tartışılmadan, mesela bu projelere başlanmadan efendim şehirle istişare edilebilir. Şehrin bu projeleri konuşması, gündeme getirilmesi yani şehre kazandırır, belediyeye de kazandırır. Bu bir konuşulsun bakalım burada ne yapılmak isteniyor. Efendim Büyükşehir Belediye'miz ya da ilçe belediye'miz vatandaşa bir, burada böyle böyle bir proje düşünüyoruz. İşte STK'larla bir toplantı yapılabilir, hı hı. sorunlabilir gibi. Bir de ben şunu etik olarak doğru bulmam. Yani gelmiş paydos zamanı. Irgat'ın iyisi paydos zamanı çalışırmış. Yani beklemişsin 4 sene, 5 sene. Şurada seçime kalmış 6 ay. 2 ay sonra, 3 ay sonra aday olup olmayacağım belli değil. Yani birçok belediye için söylüyorum. Bitiremeyeceğin projeye niye başlıyorsun kardeşim? Belki burada farklı bir şey düşünülüyor. Yani orada rezidansın ne işi var? 3 senedir burada zaten imar durmuş. Yani iş adamına inşaat yaptırmıyorsun. Beri taraftan boş arsalara bina yapıyorsun. Adına da kentsel dönüşüm diye burada kentsel dönüşüm görmemiş Ordulu'ya yutturuyorsun. Ya bunlar doğru değil. Yani kusura bakmasın kimsenin keyfine göre konuşacak falan da değiliz yani. Bunlar doğru değil. Yani her yaptıklarına doğru demek durumunda da değiliz. Bence derhal durdurulması lazım. Etik de değil yani. Herhalde durdurulduk ki. Hayır ben zannetmiyorum durdurulduğunu da. Evet, etik de değil bazı yani. Basın yayın organlarında bitiremeyeceğin projeye niye giriyorsun kardeşim? Yani burada birçok işte projeler var. Yapmak istediğin. Asli görevlerini hele hele bir yap. Ondan sonra diğerlerine. Siz diyorsunuz ki altyapıda yol çalışmalarında tabii şimdi tamam, hiçbir sorunumuz kalmasın. Ya bunlar tabii ya işte bunu. Beyaz atlı prensler az önce birisini söyledim ya. Sessiz sedasız buradan çekti gitti. Ama bizi hala attığı kuyudan taşı çıkaramıyoruz. Evet. Peki şöyle bir soru yönelsem. Bu da öyle olacak ha, onu da söyleyeyim. Birçok az önce dediniz ya seçim öncesinde söylediğiniz birçok gerçekleşiyor diye. Ya mületçim filan değiliz ha. Bu da öyle olacak. Ha filanca bunu böyle böyle yapmıştı. Tamam yanlış yapıldı. Mesela söylüyoruz işte Çikolata Park. Tamam bu milletin parasıyla yaptınız. Para harcadınız. Şimdi ne oldu? Ben oraya AVM'ye. Ya kim gelir AVM'ye? Gibi. Onun için bunları önce bir konuşulup ondan sonra planlanması lazım, gündeme getirilmesi lazım. Acaba orada ortak akılda bir sıkıntı mı yaşıyor? Yani her kafadan bir ses çıkınca işte daha sonra herkes de benim dediğim olsun diye bir ısrar edip ya da bir husumete dönüşünce olay orada ortak fikir noktasında bir potansiyele sahip değil. Böyle bir kültürü ya, olmadığı için mi acaba istişare edilmiyor? Tabii istişare edilmiyor. Ben işte az önce söyledim. Şehir lokalini bu manada değerlendiriyorum. Şehri yönetenler efendim bir araya gelince ne oluyor? Biz bir araya geldiğimizde bu tür projeler gündeme gelip şuraya şunu yapsak mı? Olay olur mu? Mesela işte burada 2021 yılından Eylül ayında yine Sayın Bakanımız, kıymetli büyüğümüz, ağabeyimiz Hilmi Güler'le orada konuşmuştuk. İşte dedi sen belediye başkanı olsan ne olur? Neleri yaparsın işte kafandaki projeler dediğinde ben mesela bu raylı sistemi söylemiştim. Şeye kadar havalimanına kadar bu raylı sistemi buradan limandan başlatabiliriz. Hatta bunu işte Sayın Valimizle istişare ettiğimizde mesela sohbette bu konuşulan Ünye'den Fassa'dan alıp da Giresun'a kadar böyle bir şey proje yapılamaz mı? 10 numara 5 yıldız bir proje olur. Yapılabilir. Yolcu taşımacılığı olabilir. Evet, iki ilin arasındaki yani burada, sosyoekonomik tabii, bağ güçlenir. Yani burada az önce söylemedim. Mesela balıkçılarımızın yeni liman yapımıyla ilgili talepleri var. Hı hı. 460 tane teknemiz varmış Ordu'da. İşte balıkçılık sezonun açılışında gittik orada da konuştuk kendileriyle. Daha sonra birkaç balıkçı arkadaş bizi ziyaretlerinde geldiler söylediler. Evet. 7500 tane balıkçılık sektöründe çalışan Ordulu hemşerimiz var. Dolayısıyla balıkçılığın burada bir deniz şehri olan Karadeniz'de deniz şehri olan Ordu'da balıkçılığın geliştirilmesi adına mevcut limanlarımızı, balıkçı barınaklarımızı geliştirebiliriz. Proje mi istiyorsun? Al sana baba gibi proje yap bakalım hadi. Evet. Yani yeni limanlar yapabiliriz.
Yani gidip de çiçektir, böcektir, yani bunlarla çok fazla paraları çarçur etmenin çok bir manası yok. Bir şehri açmamız lazım Meltem Hanım. Bu şehri ben diyorum ki Ulubey'e kadar, Kabadüz'e kadar, Perşembe'ye kadar, yani Gülyalı'ya kadar Altın Ordu'nun tamamını planlamamız lazım. 1/100.000'lik planı yapmamız lazım. Neyi nereye yerleştireceğiz onları bilmemiz lazım. Yoksa imar tadilatlarıyla yamalı bohça gibi efendim o onu yapmış, bu bunu yapmış. Yani sen şimdi bütün projektörler nerede? Ana şehir merkezinde. Yani orayı şuraya mı çevirsek, buraya mı çevirsek? Kardeşim aç geniş bu lokasyonları genişlet. Farklı projeleri farklı yerlere yap. Buraların altyapını yapalım. İmara açmadan önce mesela açtık, planlayalım. Daha hiç oralara bina yapılmadan yollarını yapalım, altyapısını götürelim, suyunu götürelim. Hala bak o zaman mesela yine söylemiştik, ikinci organize sanayimizin yollarının yapılması lazım. Melet Vadisi'nden büyük şehrimizin imkanlarıyla yapılacak bir yoldan bahsetmiştik. Sayın Bakanımızı da çok heyecanlandırmıştı o proje. Melet Vadisi'nden efendim Melet Irmağı'nın iki kenarından çift şeritli yol. Nereye kadar? Çatalgaya Köprüsü'nün oraya kadar. Bunu yapabiliriz. Efendim ikinci organizeye yatırım gelmiyor. Git Fas'a bak bakalım yatırımcı nasıl geliyor. Dün oradaydık, gezdik orada mesela. Fas'ta organize sanayi çok güzel oldu. Hı. Niye? Altyapısı var, doğalgazı var. Orada doğalgaz kullanımı Ordu'nun neredeyse 8-9-10 katı. Evet. Yani orada Altın Ordu merkezin. Niye? Altyapısı var. Ben de iş adamıyım. Eğer yatırım yapacaksam gider Fas'ta organizeye yaparım. Yani sen gelmişsin ikinci organizenin yolunu yapmamışsın. Altyapısını yapmamışsın, suyunu götürmemişsin, doğalgazını götürmemişsin, ulaşımı sıkıntı. Mevcut Karadeniz-Akdeniz yolundan sağlanıyor mu? Ya zaten normal trafiği şu anda kaldırmıyor. Karadeniz-Akdeniz yolu uçtu. Oradan hiçbir araç gelmediği halde şu anda hala yazın Eski Pazar kavşağındaki noktada Çamsan'a kadar trafik tıkanıyor. Bizim şimdi burada ikinci organize sanayinin trafiğini Melet Vadisi'ne atmamız lazım. Melet Vadisi'ni bir çalışma vadisi şeklinde üretime dönüştürmemiz lazım. Orada Melet'in sağında solunda küçük sanayi siteleri yapacağımız sanayi alanlarına, yani mor renge orayı boydan boya boyamamız lazım. Buradaki efendim sanayi sitesi, Altınordu için söylüyorum, sanayi sitelerimiz çok küçük. 60 dönüm efendim ata sanayi sitesi, 120 dönüm ikinci küçük sanayi sitesi. Zaten birinci sanayi biliyorsunuz kentsel dönüşüm alanındaydı, 55 dönüm eski otogarın olduğu yerde. Bunları söyleye söyleye dilimizde tüy bitti Meltem Hanım. Bunların yapılması lazım. İnşallah Mart ayından sonra yeni belediye ile birlikte bunlar yapılır diyorum. Belediye başkanı adayı olacak olanlara da buradan alenen şehrin sorunlarını ilan ediyoruz. Yoksa koltuğa oturan, beni buraya Cumhurbaşkanı oturtturdu efendim, ondan başkasına hesap vermem dediği zaman bu şehirde sıkıntılar çıkıyor. Olmadığı zaman biz de böyle televizyonlarda çıkıp söylüyoruz. Arkadaşlarımız gönül koyuyorlar. Programlara davet etmiyorlar. Paşa gönülleri bilir. Ben Ordu'nun milletvekiliyim. Ben Ordu'nun sorunlarını çıkarım. Her platformda söylerim. Hiç kimseye dahil olmaz. Bakan geldiği zaman söylerim. Efendim yine bak burada az önce söyledim. O STK toplantısında üzüldüğüm şudur. Köyün bir delisi ben miyim ya? Yani bu şehrin sivil toplum kuruluşu örgütleri yok mu? Evet, ulaşımda. Numan Bey geldiğinde efendim o zamanki valimiz efendim aman şunu konuşmayın bunu la böyle bir şey olur mu ya? Çıktım milletvekili olarak bu sorunları ben söyledim 8 dakikada. Benim ticaret odam çıkacak, takır takır çıkacak, konuşacak. Ziraat odam konuşacak, esnaf odalarım konuşacak. Çok basit bir diğer efendim odalarımız var. 13 yıldır şurada kurulamayan bir mobilyacılar sitesi var ya. Ya biz bunu çıkıp konuşmamız lazım. 13 yıldır bir kimse de demiyor ki Allah rızası için. Ya nereye planladık kardeşim, gelin bakalım. Derdiniz ne sizin? Mobilyacılar, marangozlar, küçük esnaflar. Bak Fas'ta sanayimizi ben beğeniyorum. Fas'tamız bölgemizin yıldızı olacak. Şu anda 1100 tane dükkan var Fas'ta. Burada 180 dükkan var. Toplasan Ordu'da 180 dükkan var. Altın Ordu için söylüyorum. Fas'ta sanayisinde 1100 dükkan var. Geçen İbrahim kardeşim geldi. 550 dönüm daha küçük sanayi için yer istiyor. Şimdi ticaretin içerisinden geliyoruz. Naci Çamdırk, bunları nereden biliyorsun? Halkla iç içeyiz, buradan biliyoruz. Bunları çözmemiz lazım. Bunları Allah rızası için yapmamız lazım. Yoksa süre geçiyor Meltem Hanım. Bak 5 yıllık süre bitti. 2019'un Mart'ında yaptın yerel seçimi. Aa geldi 2024'ün Mart'ı. Evet. Ne yaptın bakalım şimdi, soracağız da şimdi. Naci Çamdırk Ordu'da belediye başkanlığı yaptın. Bu sürede Allah için seni hangi şeyle analım? Projeyle analım. Yapmaya aday mısınız? Daire başkanlarımız. Bak yok daire başkanlarımız. Az önce diyorum ya. Tamam revizyon imar planı yaptı. Seni neyle analım şimdi buradan gittiğinde? Kentsel dönüşüm uzmanımız. Ben seni neyle anayım? Hangi projeyi yaptık?
Onun için bunları böyle bir sert söyleyince sanki kavga ortamı varmış gibi. Eğer kırdığım, üzdüğüm varsa özür diliyorum. Ben bu şekilde konuşmak istemem. Ama bunları söylüyoruz. Gale alınmıyor. Nedir bir otopark düzenlemesi? Nedir Allah aşkına ya? Nedir? Bu yapılamayacak bir şey midir? Bu şehrin çocukları, belediyeciliği bilen Allah rızası için 3-5 adam yok mu bu şehirde? Var. Siz onlardan birisi misiniz var acaba? Bunu da sormak istiyorum. Araya sıkıştırmak istiyorum. Şimdi önümüzde yerel seçimler, bazı bak, izleyenlerimiz müteahhitler de sormuş. Müteahhitler Derneği'ndeki arkadaşlarımız var. Bu şehrin sorunlarını sadece ben biliyor falan değilim. Hani birileri burada diyor ki birileri bizi gaza getiriyor, söylüyoruz, ondan sonra arkamızda duymuyor. Arkadaş, arkanızda duruyorum ve bizzat ben söylüyorum. Hakim elinden ne geliyorsa da yapsın, söylüyorum ha. Yalan bir şey söylemiyoruz ki. Yanlış bir şey söylemiyoruz ki. Amacımız ne? Bu şehirde işi geliştirelim, istihdamı geliştirelim, aşı geliştirelim. Her gün ben 20 kişiyle iş diye gelen insanlarla muhatap oluyorum. Yeni yeni iş yerleri açalım. Zanaatlarımız gelişsin, usta çırak ilişkisi gelişsin. Dükkan açamıyoruz. Bak şehirde burada ne diyoruz? Özellikle esnaflarımızın yaptığı işlerle ilgili, sanayi esnafının yaptığı işleri pahalı diye efendim bize söylüyorlar. Adam 20 bin lira, 25 bin lira dükkan kirası veriyor. İkinci sanayi sitesinde Meldem Hanım. Ne yapmamız lazım? Dükkan sayısını çoğaltmamız lazım. Nasıl kiralayacak ev bulamıyorsa insanlar, kiralayacak dükkan da bulamıyor burada. Ben Fasa Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bak 36 dükkan yaptı. Hem şimdi dükkanı yapıyor, belediyede gelir oluyor, satıyor. Biz burada bunları planlayamaz mıyız? Planlarız, fevkalade yapılabilir. Ama ne hikmetse yapılmıyor, yapılmadı. Şimdi geçti gitti. Süre geldi, geçti gitti. Onun için burada şunu da söylüyoruz. Ben dini olarak şey söyleyeyim. Herkes tabii amelleriyle muamele görecek, hesaba çekilecek. Son sekerat anında yapılan tövbe de kabul olmuyormuş. Onun için gider ayak şu projeye başladım, bu projeye başladım. Kimse bitirmeyeceği projeye başlamaz. Şimdi siz böyle konuşunca bazı izleyenlerimiz de merak etmiş. Ben de hani araya iki devir sıkıştırmaya çalıştım. Tabii ordunun milletvekili olarak değerlendirmelerde bulunuyorsunuz. Ama ordunun evladı olarak. Evet. Vekil olarak da ziyade ordunun bir evladı olarak. Şurada yerel seçimleri de 6 ay gibi yaklaşık kısa bir zaman kaldı. Sizin yerel seçimlerde aday olma ya da işte böyle bir talebiniz ya da böyle bir düşünceniz var mı? Şahsen mi? Ben zaten milletvekiliyim. Hemşehrilerimiz bize bu görev vermiş. Çok bahsedince Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olur mu acaba milletvekilimiz gibi sorular soranlar olmuş. Ben burada kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Bakanımız, yani bizden de yaşça 20 yaştan fazla büyük değerli ağabeyimiz var, büyüğümüz var. Biz ona kesinlikle burada eleştiri ayrı, saygısızlık kesinlikle etmeyiz. Kendisini de severiz, sayarız. Öyle bir adaylığımız falan söz konusu değil. Ben milletvekiliyim yani. Sonuçta hele hele bunu şöyle anlaşılmasın. Naci bir yere talip de eleştiriyor falan değil. Ben bu şehirde iş adamıyım, esnafım. Benim 17-18 kişi çalışanım var mobilya imalatta. Yaşadığımız zorluklar var. Ben bunları biliyorum. Ben bu şehrin sokaklarında bu trafiği çekiyorum. Bu trafiği rahatlatmak için kuzey-güney aksında yollarımızı bizim açmamız lazım. Tek yönlü aç, çift yönlü aç, bir şekilde oturup konuşmamız lazım. Yani şehri tanımadan, bilmeden birileri gelip burada karar alıyor. Maalesef bu kararı, bu çileyi çekiyoruz. Ondan sonra bir bakıyorsun, ha sesi yerinde diyorsun ki imar daire başkanı değişti. Allah selamet versin, değişti. Ne yaptın orada? Kaos. Tam bir kaos. Ne yapacağız? Nasıl çözeceğiz? Bu şehirde benim, hani senin gelmen, öbürünün gitmesi benim problemimi Meltem Hanım çözmüyor. Bunlar onun için bu manada değerlendirilmeli. Yoksa Naci bir yere talip de bir tarafları yıpratıyor gibi, haşa yani ondan imtina ederim, ar ederim yani öyle bir şey, kesinlikle öyle bir şey. Peki eski otogar alanıyla ilgili siz belediye başkanı olsaydınız yani ya da yerel yönetimlerden bizzat sorumlu kişi olsaydınız ne yapmayı düşünürdünüz? Çünkü orası söylediğiniz gibi orada için çok önemli bir nokta. Ne olabilir oraya? Meltem Hanım, imar kanunumuza göre işte belediyelere yetki, mesela kamuya devrettiğimiz düzenleme ortaklık payından %45 yerlerimiz var. Bunlar yol olarak efendim, yol olarak, yeşil alan olarak, park olarak değerlendiriliyor. Yani şehirde baktığınızda boş alan kalmadı. Onun için stada yapılacak, otogarın, stadın olduğu yere yapılacak, millet bahçesinin içine, otoparkın efendim sayısının artırılmasını talep ediyoruz. Onun için az önce dedim işte Yeni Mahalledeki İmam Hatip Lisesi'nin yenilenmesine otopark yapılsın diye söylüyoruz. Yoksa burada farklı bir amacımız yok. Eski otogarın olduğu yer toplam 55 dönümlük bir alan. 16 dönüm otoparkın olduğu yer. Eski birinci sanayi sitesinin olduğu yer de var orada. 55 dönümlük bir alanda kentsel dönüşüm orada düşünülüyordu. Dediğim gibi orada Büyükşehir Belediye'mizin çizdiği 3 emsal
bir proje vardı. Onu bakanlık kabul etmedi. Tekrar bir araya gelip orada bir kenarına da bir konferans salonu falan düşünülüyordu. Orada sadece şuydu amaç, burada rant güdülmesin. Yani orada çevrenin imarına uygun. Orada 4 katlı, 5 katlı binalar var. Sen şimdi oraya 8-10 kat rezidans yapacaksın, bilmem ne yapacaksın. Hele hele de bunu kamu adına yapacaksın. Özel sektöre böyle bir şey vermiyorsun. Oradaki açık alanları dolduralım. Efendim yine herkes neyin peşinde Meltem Hanım? Rantın peşinde, paranın peşinde. Bu doğru değil. Orada ortak bir proje açık alan olarak kullanılabilir, ortak bir proje olarak yapılabilir. Bu şehrin insanı bu istişareyle ona ne yapacağına karar verebilir. Ama benim dediğim gibi Melet Vadisi'ni hemen ivedi bir şekilde planlayıp oradaki çevre düzenlemelerini yapabiliriz. Bu yürüyüş yolunu ikinci organize sanayiye kadar götürebiliriz. Bisiklet yolunu yapabiliriz o manada. Orada reklamasyon alanı dediğimiz işte yeşil alanlar yapabiliriz. Zaten bir kısmını büyük şehrimiz yapmış şimdi. Günahını da almayalım. Yani Melet'in girişinde orada bir işanı bir şeyler yapıyor. Onu makyajlamak için bir şeyler yapmış oraya. Bir çevre düzenlemesi falan yapmış. Öyle devam edilebilir. Mesela ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza oteller bölgesi demiştim. Şimdi çöp alanının olduğu yere villalar falan yapacaklarmış herhalde. Öyle bir şeyler kulağımıza geliyor. Çok istişare etmedik ama ben orada o villa milla yapılmasına da açıkçası karşıyım. Villa yapılacaksa gitsin başka yere yapılsın. Oraya 3 dönümlük 5 dönümlük parseller yapılabilir. Bunu efendim ihaleyle kim istiyorsa ona satılabilir. Büyükşehir'e buradan bir gelir olur. Oraya otelleri yaparız. Her otelin efendim en azından 8'er 10'ar tane toplantı salonları olur. Yanına 2 tane de çim saha yaparsınız Meltem Hanım. Futbol takımlarımızın efendim kamp yaptığı güzel bir alan olur oradan. Karapınar'daki çevre yolu kavşağımıza oradan efendim güzel bir yolla birlikte o kavşaktan çevre yoluna da bağlanır. Şehir içi trafiğine etki etmeyecek şekilde yapabiliriz. Yine aynı Karapınar kavşağına Karadeniz-Akdeniz yolundan getirdiğimiz trafiği, aynı zamanda efendim ikinci organize sanayiden getirdiğimiz trafiği bağlayabiliriz. Aynı zamanda efendim yine Melet'in sağını solunu sanayi alanı olarak tesis edeceğimiz için orada bir trafik hareketliliği olacak. Tamirhaneye aracını getiren götüren olacak, mobilyacılar gelecek gidecek, diğer efendim odalar, efendim diğer meslek kuruluşları gelip gidecek. O trafik de şehrin içinden alınmış olacak. Al sana bal gibi projeler. Evet. Yani eğer bunları yapacaksan şehre bunları yap. Şehirden bu trafiği kurtarmamız lazım. Şimdi mesela şehri ne yaptık? Cumhuriyet Mahallesi'ne yığdık. Üniversitemizin 20 bin öğrencisi var. Efendim şimdi şehir hastanesine süre yetmedi, konuşamadık. Evet. Şehir hastanesi 2024'te inşallah açılacak. Yani 2024 falan diyorlar, biraz zor bitecek gibi duruyor. Çünkü büyük bir proje. Gerçekten COVID'e rağmen devam etti. Yani usullü usulsüz ciddi manada da desteklendi biliyorsunuz. Normalde merkezi hükümetten ihaleyle verilen bir şey. Ama bu hastane bitsin diye bu şehrin kaynakları, derelerinden çakıllar alındı, verildi. Hani birileri rahatsız oldu. Ben o zaman çıktım, açık açık söyledim. Bu hangi bedelle alındı? Yok ihaleden düşülüyordu, düşülmüyordu. Ben bu eski defterleri açmak, hesaplaşmak ya da hesap sormak benim işim değil o işler. Biz önümüzü, gönümüzü geleceğe döndük. Orduya ne hizmet yapılır, buna döndük. Dolayısıyla şehir hastanesini oraya efendim yaptığımızda orada ana arter yolların hemen açılması lazım. Oradaki trafiği efendim şu anda hemen dizayn etmemiz lazım. Raylı sistem olabilir mi? Olabilir. Orada işte efendim dolmuşça bu kadar trafik taşınabilir mi? Yani bunların oturup gerçekten burada şehrin UKOME birimi olur. İşte trafikle ilgili diğer birimler olur. Bunlarla oturulup konuşulabilir. Bunlar yapılabilir. Yani oturulup konuşulmayacak, çözülmeyecek bir problemimiz yok. Yeter ki istişare edelim. Yeter ki iki tane daire müdürü, Büyükşehir'de iki tane daire başkanı bir şey planlamış. Tamam benim aklıma bu esti deyip de burada ben yaptım oldu mantığı içerisinde bunlar olmasın. Mesela burada ben açık açık da söylüyorum, burada ilan da ediyorum. Bu 1/100.000'lik planla ilgili Çevre Bakanımızdan gerçekten kıymetli bir bakanımız var. Öbür bakanımız da değerliydi, kıymetliydi ama Sayın Öztesaki belediye başkanlığı yapmış, tecrübeli, deneyimli. Bizim de temaslarımız oluyor. Sosyal medyamızda her ne kadar bazı şeyleri paylaşmasak da bakanlarımızla, bakan yardımcılarımızla görüşüyoruz. Özellikle bu Altın Ordu'nun tamamının planlanması konusunda çok ciddi manada bir gayret içerisindeyiz. İnşallah bu gayretlerimiz sonuç verir, emeklerimiz. Eğer bu Altın Ordu'yu tamamını planlarsak şehir kendiliğinden büyümüş olacak. Yoksa böyle yani bir imar tadilatı için Meltem Hanım 8 ay bekleyip 10 ay bekleyip iş adamı para seni beklemez, sermaye seni beklemez. Dolayısıyla bu planlanmadan yani git
Küçük belediyeye müracaat et, büyük belediyeye gitsin, orada askıya çıksın, burada askıdan insin, ömür bitti. Yani 8 ay diyorum. Yani 5 yılda ne oluyor? 5 tane efendim, 5 tane, 6 tane imar plan değişikliği süresi, büyükşehir belediyesinin toplam hizmet süresi bu kadar. Dolayısıyla bu planlamanın biz inşallah yaparız. Neden efendim burada bir yanlış anlaşılmaya da meydan verilmesin? Ordu büyükşehir oldu 2014 yılında. Evet. Ordumuzun birçok sorunu büyükşehirle çözülebilecek sorunlar olduğu için konuşuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani hani bir tabir var, öküz altında buzağı aramak gibi. Yok. Bu kadar şeyi söyledikten sonra Naci kendisi büyükşehir belediye başkanı adayı mı olacak gibi algılandı. Öyle bir şey değil. Burada sorunlarımızın %90'ı, 95'i Allah izin verirse büyükşehir belediyemizde çözülecek problemler. Yeter ki bu şehirde yaşamış, bu şehirde bu sorunları efendim içinde haşır neşir olmuş bir kardeşimiz oraya belediye başkanı olarak oturur. İnşallah bu sorunlar da tıkır tıkır çözülür. Yoksa vekaleten bu işler yürütülmüyor. Tabii şey belediye de var, başkanı burada da ortak adam çıkacak, onu da soracağım ama mesela şu an açıklamalarınız da yakından takip ediyor Ordu basını. Hemen bir tane haber bile düşmüş. Evet. Atom Naci başlığını kullanmışlar. Sizin için Atom Naci sıfatı benzetmesi yapıyorlar. Yo, buna ne diyeceksiniz? Demiş zaten açıklamalarınızdan hemen haberler düşmüş. Belediye başkanlarına uyarı, uçuk kaçık projelere gerek yok şeklinde açıklamalarınız şu an Ordu basınında yani, yer bulmuş kendisine hızlıca. Burada şunu söylüyoruz. Ben enerjimin müsaade ettiği, sağlığımın el verdiği müddetçe bu şehirde olacağız. Davet edildiğim hemen hemen her yere gitmeye çalışıyorum. Yani orada bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Hemşerilerimizden gelen talepleri hakkaniyet ölçüleri içerisinde takip etmeye çalışıyoruz. Orada tabii ki olacağız. Bu sene biliyorsunuz 3 ay bir tatil süremiz oldu. Ama bu tatili hiç kullanmayanlardan birisi benim. Yani burada sahadayız sürekli. Hemşerilerimizle iç içeyiz. Bundan sonra da bu devam edecek. Tabii önümüzde bir yerel seçim var. Burada biliyorsunuz milletvekilliği seçiminde seçim ittifakı yapmadan gittik. Cumhur İttifakı'nın özüne zarar verilmeden hamdolsun koyduğumuz hedeflere ulaştık. Biz burada 5-1 dedik Cumhur İttifakı olarak ama 4-2 oldu. Allah hazırına bereket versin diyelim. Ama burada Ulaş kardeşim alınmasın ama 20-0 Cumhur İttifakı olarak bir hedefimiz var. Burada belediyede efendim ittifak olur mu? Yerel seçimlerde ittifak olur mu? Bunu yapabilecek efendim Naci Şanlıtürk'ün ukdesinde kararlılığında değil. Bu Sayın Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından karar verilecek bir şeydir. Ama ben özellikle şurada şunu belirtmek isterim. Son aldığımız oylarda, burada yaptığımız efendim çalışmalarda, sahadan edindiğimiz izlenim, burada muhalefet yekpare bir aday olarak, muhalefet tek aday olarak çıkarabilirse birçok yerde, burada Cumhur İttifakı olarak da bizim zorlanacağımız görülüyor. Dolayısıyla burada ittifak halinde gider miyiz? Bu ittifakta bize hangi ilçeler düşer? Şu anda İkizce ve Çamaş'ta efendim biz de biliyorsunuz. Farklı ilçeler olabilir mi? Büyükşehir Milliyetçi Hareket Partisi'ne verilebilir mi? Hemşerilerimizden böyle bir şey de oluyor. Yani bu iki senedir konuşuluyor biliyorsunuz. 11 tane belediye var şu anda Büyükşehir Belediyesi muhalefette olan. Biz Cumhur İttifakı olarak Sayın Genel Başkanımız da söyledi. Özellikle deprem bölgesi için onun da Sayın Genel Başkanımızın da açıklamaları oldu. İttifak halinde burada ne yapabiliriz? Oradaki efendim hem yaraların sarılması hem de Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ne hangi belediyeler verilir? İl belediyelerinden, büyükşehir olarak Adana, Mersin olur, AK Parti'de olur, Ordu, MHP'de olur. Bunu büyüklerimizin karar vereceği projeler. Ama bunu biz alenen dillendiriyoruz. Alenen de açık açık da söylüyoruz. Hemşerilerimiz de bize söylüyor, yakıştırıyor da. Yani burada ben şunu söylüyorum, gittiğimiz her belediyede, her ilçede ben bütün belediye başkanlarımızı ziyaret ediyorum. Yapılacak hizmetlerde elimizden gelen yardımı, çabayı, gayreti gösteriyoruz. İşte var birkaç tane bakanlıkta takip ettiğimiz, işte tekstil park projeleri var iki tane belediyemizin, ödenekleri gelmedi. Bakan yardımcılarımızla istişare halindeyiz, onların efendim ödeneklerinin gelmesi manasında. Burada biz MHP Belediyesi, AK Parti Belediyesi kesinlikle ayırt etmiyoruz. Hatta bana sorsan AK Parti belediyeleri, AK Parti'ndeki belediye başkanlarımızla daha samimi, daha iç içeyiz, daha ortak çalışma yürütebiliyoruz. Burada bir problem Cumhur İttifakı anlamında yok. Ama biz şunu söylüyoruz. Ama şunu anlıyoruz. Cumhur Milliyetçi Hareket Partisi orada da büyükşehir dahil olmak üzere birçok ilçede adayını çıkarmaya hazır. Tabii. Burada şunu söyleyeyim. Milletvekilliği seçimlerinde öncelikle kendi teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. 19 ilçe kongremizi yaptık. Bir araya kaynamasın. 26 Eylül'de bizim orada otelde, Ramada Otel'de
kongremiz var. Bütün hemşerilerimiz de o kongremize davetli. Orada il başkanımızı il başkanlığı seçimi var. İnşallah orada kongremizi de yapacağız. Ondan sonra da yerel seçime hazırlanacağız Meltem Hanım. Biz şunda değiliz. Bütün Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları olarak milletvekilliği seçiminde nasıl çalışmışsak. Efendim herkes kendi ilçesinde şu belediye başkanı MHP'deymiş, AK Parti'deymiş hiç ayrım gözetmeksizin yani Sayın Genel Başkanımızın tabiriyle çalınmadık kapı bırakmayacağız. Hemşerilerimizin yanına gideceğiz, projelerimizi anlatacağız, derdimizi anlatacağız ve burada Genel Başkanımızın dediği gibi Allah razı olsun Sayın Genel Başkanımıza Allah hayırlı uzun ömürler versin. Merkezden yerele hizmetin yayılmasına sağlayacağız. Evet. Hani bu tabii ki şunu da söyleyeyim yani bu zamana kadar aksayan büyük hizmetler oldu mu Allah razı olsun yapıldı. Aksayan hizmetler oldu mu var. Yani merkezden yerele bu hizmetleri yayabildik mi geçmiş dönemde? Açık söylemek gerekirse yayamadığımız noktalar var. Burada ben bölgeyi bilen bir milletvekili olarak sürekli bölgede olan bir milletvekili olarak hemşerilerimiz bizim bazen sokakta görüyorum. Diyor ki vekilim hoş geldin diyor. Sen de hoş geldin diyorum. Sen Ankara'da değil miydin diyor. Ben hep Ordu'dayım. Yasama görevimizi yapıyoruz. Salı, çarşamba, perşembe günleri hep buradayız. Belediye başkanlarımızın, adaylarımızın şimdiden de söz olsun. Ben yaptıkları çalışmalarda, meclis çalışmalarından arta kalan zamanlarımda yerel seçime ben milletvekili olarak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili olarak bizi nereye davet ederlerse o çalışmalara bizzat kendim katılacağım. Evet. İl başkanlığımız aynı şekilde katılacak. İlçe başkanlarımız aynı şekilde katılacak. Ama dediğimiz gibi kardeşane, hakkaniyet ölçüleri içerisinde burada gelen talepleri de bu manada karşılayacağız. Yoksa ben belediye başkanı oldum efendim, yok sadece Sayın Genel Başkanımıza ya da Sayın Cumhurbaşkanımıza hesap veririm gibi bir ukalalık içerisinde, böyle bir kibir içerisinde olanlarda da bizim işimiz zaten olmaz. Onun için Ordu Belediyesi bize verilirse de fena da olmaz. Onu da söyleyeyim yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde kadrolarında bu belediyeleri yönetecek kadrolar vardır. Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımız da ülkücüler zaten doğuştan Türk milleti lider yetişiyor. Dolayısıyla biz de bu belediyeleri gayet rahatlıkla yönetecek güçteyiz. İsim üzerinde bile düşünülmüş kendi için. Eğer seçim ittifakı olmazsa işte vatandaşlarımızın bize sık sık sorduğu. Ben burada başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bunu iddialı adaylarla, kazanacak adaylarla, bunu samimi söylüyorum, siyaset olsun diye söylemiyorum, vallahi diyorum, yemin ederek söylüyorum, her ilçede kazanacak adayla çıkacağız. Evet. Bu manada aslında Sayın Anadolu Ajansı Ordu Muhabiri Hayati Akçay'ın sorusu da biraz konuyla alakalı diyebilirim. Ordu'da Naci Şanlıtürk'ün vekil olması ve devamında çok çalışmaya başlamasıyla birlikte diyor kendisi MHP il genelinde aslında bir toparlanma sürecine girdi. Ancak bu ivmeyle partiye yeni üyeler katılımı noktasında bir çalışma göremiyoruz. Bu konuda bir çalışma görecek miyiz? Şimdi biz tabii ki partimizin kapısı herkese açık bu manada. Biz etik olarak şöyle mesela şu anda Türkiye'de en fazla üye sayısı olan parti AK Parti. Şimdi efendim MHP'den AK Parti'ye geçişler, AK Parti'den MHP'ye geçişler manasında biraz böyle bir nazlı davranıyoruz. Ama hemşerilerimiz partiye geliyor. Hayati kardeşim de üye sayılarımızda ciddi manada artış da var. Gelenler üye yapılıyor. Bunlarda herhangi bir sorun yok. Zaten Cumhur İttifakı paydaşı olarak baktığımızda biz efendim AK Partiliymiş, MHP'liymiş onun ayrımını da gütmüyoruz. Hele hele de ben Ordu milletvekili olarak sadece Cumhur İttifakı vekili olarak değil diğer efendim arkadaşlarımızdan, başka partilere oy vermiş arkadaşlarımızdan gelen talepleri de hakkaniyet ölçüleri içerisinde değerlendiriyoruz. Yerine getirmek için de elimizden gelen gayreti, çabayı gösteriyoruz Meltem Hanım. Evet ve fındık demek istiyorum açıkçası. Ordu'nun en önemli gündemi her zaman. Bu program 3 gün daha bitmez. Bitmez evet. Aslında siz demiştiniz fındık 100 lirayı geçecek bulacak. Hatta tepki de almıştı ama yine bir öngörü diyelim tuttu. Tabii. Ama 100 lirayı görmesiyle birlikte yeniden düşmeye başladı ya da düşürülmeye başladı. İşte fındıkta yeni bir oyun daha gibi bazı tepkili açıklamalar da var. Niye bu fındık hep problem? Niye hak ettiği değeri göremiyor? Bir taraftan da alan bazlı gelir desteği bu sezon en azından artacaktı diye bir beklenti vardı. Evet. O da olmadı. Bütün tarım desteklerinde bir artış söz konusuyken fındığa yine bir artış verilmedi. Evet. Fındık diyelim, sözü size bırakalım. Ya fındıkla ilgili dediğiniz gibi fındık biraz tehlikeli bir saha ama fındık bizim her şeyimiz. Yani öğrencimizin masrafından tut da kızımızın gelinliğine kadar, çeyiz sandığına kadar her şeyimiz fındık. Dolayısıyla burada yörenin tek geçim kaynağı. Burada az önce söyledim işte bir WhatsApp grubumuz var. Özellikle Cumhur İttifakı milletvekillerinin olduğu. Ekim'de tekrar bir toplantı daha olacak. Hı hı. Biz Haziran'da Temmuz'da toplantımızı yaptık yine aynı şekilde orada
Toplantıda da gereken efendim mesajları verdik. 16 Temmuz'du galiba. Orada bakanlıkta yapılan toplantıda bütçe imkanları dahilinde bir fiyat açıklandı. Belki bir Haziran ayı için efendim Temmuz ayı için 82 lira gibi fiyat uygun olabilir gibi, ama sonuçta bir enflasyonist çağda dönemdeyiz. Her şey arttı, masraflar arttı bu manada. Tabii burada fındıkta her sene Meltem Hanım aynı oyun tekrar ediliyor. Önce Ocak Şubat aylarında başlıyor. Nedir? Efendim rekolte 800 bindi, yok 850 bindi. O önce oradan başlıyor. Bilek güreşi diyelim. Ondan sonra aşağı doğru iniyor. Tabii bu özellikle fındık rekoltesi tahmini açıklandıktan sonra bir şey oldu, sıcaklık oldu, kuraklık oldu. Orada da bir rekoltede kayıp oldu. Ben burada çok rakamlı konuşmak çok doğru değil, ama ben bunu açık açık söylüyorum. Yani fındıkla ilgili, rekolteyle ilgili ben bu sene 500-550 bin arası, 550 bin bile fazla bir rekolte olur. Yani şu anda 530 bin ileri geçmez diye düşünüyorum rekolteyi. Evet, bu sene özellikle çok şaşırttı. Yani tahmin edilen rekolteyle harmana gelen rekolte arasında ya da fındık arasında çok ciddi bir fark oluştu. Bu da işte o iklim değişikliğinin hesaplanması gereken o iklim değişikliğinin ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Bu Temmuz ayının sonunda oluşan o kuraklık, o sıcağın etkisiyle birlikte rekolte kaybı çok oldu. Tabii burada bu rekoltenin az olması nedeniyle fındık şu anda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklamış olduğu fiyatın üzerine çıktı. Bu serbest piyasada bu dalgalanma devam ediyor. Öncelikle şunları bir koymamız lazım Meltem Hanım. Mesela Toprak Mahsulleri Ofisi nedir? Toprak Mahsulleri Ofisi hububa dalmak üzere devletin bir kurumudur. Fındıkla ilgisi var mıydı? Yakın zamana kadar yoktu. Bizim şimdi fındıkçılar olarak işte Fisko Birliği'nin burada aktör olmaktan uzaklaşması, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bölgeye girmesi. Toprak Mahsulleri Ofisi Cumhurbaşkanlığı kararıyla, yani kararnamesiyle görevlendirilme, bir yıllık görev verilerek bölgeye geliyor. Açıkladığı fiyat da referans fiyatıdır. Yani diyor ki ben diyor 82,5 lira fiyat açıkladım. Bu fiyattan efendim Giresun fındığı da 84 lira. Bu fiyattan diyor ben senin fındığını alırım. Yani kimse almasa ben alırım diyor. Evet. Ha şimdi piyasa tabii yükseldiği için vatandaş piyasada fındığını satıyor. Dolayısıyla bu serbest piyasadır. Ben dedim ki Ekim-Kasım ayında Kasım-Aralık ayında dedim 100 lirayı bulur fındık. Daha Eylül ayı olmadan 100 TL'yi buldu. Bu rekoltenin düşük olması nedeniyle bu şekle geldi. Tabii Toprak Mahsulleri Ofisimizin elinde bir miktar fındık var. Geçen seneden kalan fındık var. Şimdi işte piyasada dedikodular yapılıyor. Evet, i̇şte satacak gibi. Satacaktı, satmayacaktı diye. Biz de bölge milletvekilleri olarak söylememiz gerekeni, üstümüze düşeni, kıymetli hemşehrilerimiz söylüyoruz. Böyle bir şey şu şeyde durumda cinayet olur. Yani hele de yani şu aşamada satılması bence mümkün değil, gözükmüyor. Tabii ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumlar has safhada. Bu sene rekoltenin az olması bence hem bu seneyi kurtardı hem de gelecek seneyi kurtardı. Ben burada fındıkla ilgili kıymetli hemşerilerimize bir tehlikeyi, kıymetli bir tarım il müdürümüz var. O da son kararnamede biliyorsun yerinde kalan müdürlerden. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Kıymetli tarım il müdürümüzün de, ilçe müdürlüklerimizin de, ziraat odaları başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Onların da açıklamaları var. Ben de gittiğimiz hemen hemen her kongrede bu konuya dikkat çekmeye çalıştım. Burada sizlerin aracılığıyla kıymetli hemşerilerimize söylüyoruz. Kahverengi kokarca ve yeşil kokarca bölgemizde çok ciddi manada bir sorun haline geldi. Evet. Özellikle dün Fassa'daydık. Orada da mesela son katta baktık ki işte ciddi manada artık evlere geliyor havaların soğumasıyla özellikle birlikte. Özellikle Fatsa bölgesinde çok fazla olmasının farklı bir nedeni olabilir mi? Hani bazen işte haberci art niyeti mi diyelim ya da çok geniş kurgularla düşündüğümüz için mi? Yani şöyle ki biliyorsunuz ordunun çok önemli tarım arazilerinin de maden firmalarına maden sahası olarak kullanılmak üzere ruhsatlandırılabilme ihtimali ya da zaman zaman ruhsatlandırılması noktasında eleştiriler var. Hani böyle bir komplo teorisi üzerinden gidilebilir mi? Yani Fassa özelinde şöyle bakabiliriz. Bu böceğin, bu zararlının ülkemize giriş yönü Gürcistan üzerinden geliyor. Evet. Burada Gürcü vatandaşlarımızın Gürcistan'a Gürcü asıllı diyelim. Çok sık Fassa bölgemizden gidiş gelişlerin olması. Orada bir lojistik firmasının orada olması. Bu böceğin bir ismi de seyahat böceği diyor tarım il müdürümüz. Yani bu orada bir araca yapışsa geliyor buraya kadar gelip burada araçtan inebiliyor öyle söyleyeyim.
Dolayısıyla o bölgede olmasının sebebi ondan. Ne yapacağız? Bir de bunun bu sene çok artmasının sebebi şu Mertem Hanım. Geçen sene yani bu 2023 sezonunda havaların yağışlı gitmesi nedeniyle fındık ilacı atamadık. Fındık ilacı bu zararlıya aynen tesir ediyor. Dolayısıyla fındık ilacıyla birlikte bundan mücadele edilebilir. Şu anda yumurtlama larva dönemi. Larvalarını bırakıyor. Onlar larvaları temizlenebilir bu manada. Yani bayağı bildiğiniz işte sübürgeyle sübürüp üzerine basıp öldüreceksiniz. Bu şekilde bir mücadele şu anda var. Samuray ayırdı dediğimiz arılarla da mücadele var. Hı hı. Bakanlığımız bu arıların üretimini yapıyor. Bu sene 100 bin arı üretilmesi gündemde. Bunun sadece 70 bin tanesini Fasa bölgesine bırakılacağını söyledi yetkili arkadaşlarımız. 30 bin arı da diğer bölgelere. Efendim işte ithal edilmesi gündemi, bakanlığımızla görüşüyoruz, hı hı, işte. Bu arıların İtalya'dan, Japonya'dan ithal edilmesi de gündemde bu manada. Ama ben sezon başladığı zaman özellikle fındık kurdu ilacıyla birlikte bu bölgede bir mücadele verileceği kanaatindeyim. Çünkü aldığımız şeyler, duyumlar doğruysa Gürcistan'da üretimi %10'a kadar düşürmüş kıymetli hemşerilerimiz çok ciddi bir zararlıyla aslında karşı karşıya. Sadece fındık için değil, birçok tarım ürününü bütün meyvelerde, evet, bütün meyvelerde, diğer tarım ürünlerimizde de, mısırda da, bu hepsinde var. Dolayısıyla bu zararıyla hep el birliği içerisinde mücadele vereceğiz. Gıda Kontrol Genel Müdürümüzle, Ordulu hemşerilerimiz, onunla da görüştük. Yani bazen uç fikirler var. İşte aslında havadan uçakla topyekün ilaçlama gibi. Fasla Ticaret Borsası Başkanımız Ali Feyzi Bey, hı hı, buradan da selam olsun. O da öyle bir önerisi olmuş. Yazılı bir müracaat etmiş ama tabii orada 300'e yakın bir yararlı, faydalı böceğin de imhası gündemde. Dolayısıyla evet, havadan çok mücadele... Çok sıcak bakılamadı diyorsunuz. Sıcak bakılamadı. Dolayısıyla sadece burada fındık üreticilerimiz, hemşerilerimiz duyarlı olacak ve gelecek sene fındık ilacını çok sıkı atacağız. Peki İnşallah. Alan bazlı gelir desteği, şimdi süremizin yavaş yavaş son 5-6 alan bazlı gelir desteği artar ilgili, mı, artacak mı, ya da bu şimdi, yönde milletvekillerinin bir çalışması tabii var biz mı? Tabii, biz yaklaşık 40'a yakın milletvekiliyiz orada. Burada da yine aynı şekilde bizim de gündeme getirdiğimiz, üstlerinde efendim bakanlıkta yapılan toplantıda özellikle efendim benim ısrarla alan bazlı bu destek ödemesinin artırılmasıyla ilgili gündeme geldi. Tabii hazır, bu Temmuz ayında olan sel afeti de bize gösterdi ki Meltem Hanım, biz bu dönüm parası dediğimiz alan bazlı desteği artırmamız lazım. Eğer bu fındığı bu coğrafyada tutacaksak, özellikle bu coğrafyada bu toprağı tutacaksak, fındık tutuyor bunu. Fındığı, evet, buradan söküp atamayız. Fındığı desteklememiz lazım. Dolayısıyla bu alan bazlı desteği de artıracağız. Artırmamız lazım. Ama tabii takdir edersiniz ki fındık üreten iller olarak milletvekili sayılarına baktığınızda mesela bu sene Ordu'da 198 bin ton rekolteden bahsediliyor. Giresun'u işte ne kadar olduğunu bilmiyorum ama bu 140-150 bin civarında gerçekleşir bu rekolte. Çok yüksek bir açıklandı. Ben gerçekleşen, hı hı, rekoltenin o kadar olacağı kanaatinde değilim. Bizim bu ovalardan bu fındığı aslında söktürmemiz lazım. Çarşamba Ovası, Bafra Ovası, evet, işte Sakarya Havzası'nda. Asıl aslında en önemli konu fiyattan ziyade bu diyebiliriz bence. Şimdi gelecek yıllarda bizi, çünkü burada oradan gelen milletvekillerimizin de tabii ki şeyi diyor ki alana dönüm parası vermeyelim, ne yapalım? Efendim, gerçek üretenleri destekleyelim. Fındığa destek verelim. Buradaki bizim bu coğrafyadaki masraflarımızla Batı bölgesindeki masraflar aynı değil. Burada da tabii kıymetli hemşerilerimiz, bunu da ben söyleyeyim, bir farkındalık olsun diye basına da düştü. Allah razı olsun, Sayın Valimiz Damarlı'da bir bahçeye de gitti. Orada bir fındık toplama, hı hı, evet, şeyine katıldı. Dolayısıyla bu örtü sergiyle yapılacak bu fındık hasatı önemli. Bahçelere uygun olan hemşerilerimiz, mesela yükseklerde kesinlikle ciddi maliyette düşüş oluyor. Tabii, iş gücünde. Kimse kimsenin bahçesine girmez. Kimse kimsenin fındığını almaz. Hatta kendi yerine düşse onun potağını tutar atar karşı tarafa. Dolayısıyla bizim hemşerilerimizin uygun olan bahçelerde bu sergi yöntemini denememiz lazım. Çünkü her şeyde artık maliyetler arttı. Yani asgari ücret 11.500 lira, 11.400 lira. Meltem Hanım, alan için az olabilir, veren için çok fazla bir şey maliyet. Özellikle fındık yevmiyelerinde bu sene 750 lira gibi bir yevmiye açıklandı. 750 liradan verildi. İşçilik maliyetimiz çok yüksek. Dolayısıyla bunu azaltmak, kısmen yani düşürmek meyli lazım. Az olan yerlerdeki bahçelerde bu örtü denenilebilir. Hem işte altta, hı hı, bahçe altını dediğimiz ot vurma işinden de biraz da
feragat etmiş oluyoruz. Bu örtü olayına bakalım ama özellikle bu kahverengi kokarca ile ilgili bütün ilçe müdürlüklerimizin çalışmaları var, ziraat odalarımızın kıymetli çalışmaları var. Hassasiyet içerisinde ürünümüzü daha bereketlendirmek, kıymetlendirmek adına elimizden gelen çabayı gösterelim. Ordunun bir evladı olarak, ordunun işte milletvekili olarak fındıkla ilgili de arkadaşlar elimizden gelen çabayı, gayreti gösteriyoruz. İlla fındığı savunmak şu değil. Yani televizyonlara çıkıp işte olur olmaz açıklamalar yapmak, efendim fındık 250 lira olsun, 300 lira olsun gibi absürt açıklamalar da var. Bunu da buradan söyleyeyim. Yani bizim biraz da böyle sorumluluk içerisinde, çünkü ağzımızdan çıkan şeyle, cümleyle imtihan edeceğiz. Kitleleri dediğiniz gibi ilgilendiriyor. Bunun şimdi 500 lira olsun fındık, kim istemez, kim alacak 500 liraya fındık? Dolayısıyla bunun bir pazarının oluşturulması lazım. Tekelci firma var, bununla ilgili çalışmalar bu manada orada devam ediliyor. Yani burada ihracat kaybımız var Meltem Hanım. Burada bir oyun oynanıyor. Yani TL ile ihracat yapılıyor. TL ile ihracat olur mu? Yani onunla ilgili sıkıntılar var. Turizm altyapısı ile ilgili mesela çalışmalar yapıyoruz bu manada. Özellikle Arap turistler için şimdi bir iş adamı grubunu biz de getiriyoruz bu bölgeye. Ay sonu işte ayın birinde meclis açılıyor ama şimdi bizim de bu manada çalışmamız olacak. 30 Eylül'de Suudi Arabistan'dan bir iş kafile adamı grubumuz gelecek buraya. 8-10 kişilik grup gelecek. Bölgenin tanıtımı ile ilgili. Özellikle hangi alanlarda yatırımcı? Turizm anlamında tabii bu bölgedeki her türlü yatırımı yaklaşık 350 bin kişi çalıştıran kapsamlı bir iş adamı grubu gelecek inşallah. Yani bölgemizde yeni yatırımlar olur. İşte turizmle ilgili dediğimiz gibi mesela bak söylüyoruz, konuşuyoruz en son yola geliyoruz. Doğa harikası bir Ulu Gölümüz var. İşte Akkuş'ta kertelimiz var. İşte Perşembe'de Menderes'lerimiz var. Çambaşı yaylamız var. Bunun gibi bir sürü yatırımlar var. Bu güzelliklerin, bu doğal güzelliklerin kitlelere gösterilmesi, bunun turizme, paraya çevrilmesi adına Büyükşehir Belediye'mizin de kıymetli çalışmaları var ama yol ve özellikle turizm adına hizmeti burada konaklayacak yerlerin ayarlanması lazım. Suyumuzu da bir an önce dediğim gibi ayarlamamız lazım. Bu manada çalışmalarımız devam ediyor. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Hiç dış politika diğerlerinden söylemedik. Aynı şekilde evet, süremiz bitti bile çok hızlı geçti. Aynen. Enerji demişken hemen ben yerel bir soruyu yönelteyim o zaman. Yani süremizin sonuna geldik ama bu soruyu atlamak istemiyorum. Çünkü Gürgentepe'li hemşehrilerimiz gerçekten her böyle bir siyasi programda bu soruyu yöneltiyorlar ki çok da haklılar aslında. Doğalgaz işte Ulubey'de var, Gölköy'de var. O arada bizi neden ihmal ediyorlar? Gürgentepe'nin suçu ne diyorlar? Gerçekten şimdi, hani Gürgentepe'ye bir haksızlık mı yapılıyor? Şöyle bir yanlış algılanma var. Sanki biliyorsunuz burada ordunun doğalgazı Çambaşı üzerinden geliyor. Çambaşı yaylasından geliyor, Kavaz üzerinden geliyor. Buralara yeni hat çekilmeyecek. Gölköy'e de yeni bir hat çekilmeyecek. Burada Enerji Bakanımız buraya geldiği zaman LNG dediğimiz sistemde taşıma aynı şeyi... tüp gazı nasıl tankerlerle taşıyorsak doğal gazı da tankerlerle taşıyacağız. Yani bir nevi bu çöp arabalarımız var işte doluyu alıp boşu bırakıyor ya. Bu da tersini alacak, yapacak. Boşu alacak, doluyu bırakacak. Bu şekilde bir efendim hizmeti olacak. Tabii Gürgentepe'miz hak etmiyor mu? Fazlasıyla hak ediyor. Özellikle ben bazen zaman zaman Gürgentepe Belediye Başkanımızla espri de yapıyorum. Gölköy'e gidecek arabaların yolunu kesersin diye. Şimdi Gölköy içinde böyle bir çalışmayı inşallah başlatacağız. Gürgentepe Belediye'miz de oradan bir uygun bir yer verirse diğer belediyemizin yaptığı gibi Gürgentepe'mize de doğalgazın getirilmesi hususunda Nacişanlı Türk olarak da bir çalışmamız o manada da desteğimiz her zaman olacak Gürgentepe'li hemşerilerimizle birlikte. Peki teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Süremizin içerisine sığdırabildiğimiz birçok konuyu konuştuk. Unuttuğum, ille şunu da eklemek istiyorum dediğiniz bir başlık varsa birkaç cümleyle alalım. Birçok konu var tabii ki burada biz milli devlet olma noktasında. Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'den orada bir mücadele verdi, dönüyor, geliyor. İşte tahıl krizi var, onun çözümü noktasında savaşlar var. Çok yani ciddi görüşmeler de yaptı dünya liderleriyle. Evet. Kendisi de bir dünya lideri olduğunu bildiği bir aslında bu ziyaretlerle tabii ki, gösterdi. Tabii ki Türkiye bu az önce söyledim. Dünyada işte efendim ticaret yolları konuşulurken Türkiye'siz kimse artık konuşamıyor. İşte Karabağ ile ilgili gelişmeler var. Ukrayna-Rusya savaşları var. Yani şundan hemşerilerimize emin olsunlar. Nasıl seçim öncesinde ne söz vermişsek 21. asrı Türk asrı yapmak için herkes elinden gelen çabayı gayreti gösteriyor. Bize desteklerini devam ettirsinler. Onların desteği bizim şevkimizi artırıyor bu manada. Ben de ordu milletvekili olarak gücümüz neye yetiyorsa onlara verdiğimiz
onlardan aldığımız yetkiyle onlara verdiğimiz sözleri bir bir yerine getireceğiz. Sık sık burada olacağız. Ben davet ettiğiniz her zaman programa çıkarım. İnşallah sizinle de daha çok programlar... Evet, programa çıkarım demişken ama şimdi bir soru daha var. Evet, yaparız diye. Basın sektöründe de sanki bir yatırımınız olacak gibi seçim bir söylenti öncesinde... ya da beklenti var ya da böyle bir şey dillendi. Bu doğru mudur? Doğru. Ben bir orduya bir televizyon daha kazandırmayla ilgili bir çalışmalarımız var bu manada. Yani yeni bir televizyon olur, farklı bir şey olur. Onunla ilgili çalışmalarımız seçim öncesinde söylemiştik. Onu unutmuş falan değiliz. Orada... Ama yapmak istiyorsunuz, kararlısınız yani. Tabii bunun kurulmasıyla ilgili bir çalışmamız olacak. Hele hele bu sene çok hızlı geçti. Evet. Şu seneyi 2023'ü inşallah bir atlatalım. Ayın birinde meclis açılıyor. Meclis çalışmalarına odaklanacağız. Burada işte yine sizin büyük kongreniz var 17 Mart'ta. Tabii 17 Mart'ta kongremiz var ama kongreye kadar işte yerel seçimler falan. Özellikle bugün Arıcılar Birliği Başkanımız Akın kardeşim de geldi. Onunla da konuşuyoruz. Arıcılarımızın da ciddi sorunları var. Özellikle bu her şey Meltem Hanım geliyor paranın başına geliyor. Depremle ilgili parayı konuşuyoruz. Ordunun yol sorunlarıyla ilgili parayı konuşuyoruz. Suyla parayı konuşuyoruz. Özellikle arıcılarımızın kışı geçirmeyle ilgili şeker desteği verilmesi lazım. Uygun fiyata şeker verilmesi. Türk Şeker Genel Müdürü ile de görüşeceğiz. İşte geçmiş senelerde oldu. Şu bütçe imkanları dahilinde. Çünkü devlet bu şeyi süzbanse ediyor. Tarımsal desteklemelerin devam etmesi lazım diye işte onları konuşuyoruz. Dolayısıyla iş adamları Mehmet Şimşek parasal sıkıştırma, sıkılaştırma devam edecek diyor. Yarın biliyorsunuz bir daha tekrar para piyasası kurulu toplanıyor. Faiz artırılması gündemde. Dolayısıyla hem istihdamın artırılması hem ihracatın artırılması bir yandan da piyasadan para çekilmesi, Türk parasının değerlendirilmesiyle ilgili bir ekonomik sıkışıklık var. Bir yandan deprem yatırımları devam ediyor. Bir yandan da Türkiye'de bal üretiminde birinci olan, işte kovan üretiminde ikinci olan, kovan sayısı manasında arıcılarımızın da kışı atlatmasıyla ilgili elimizden gelen gayreti, çabayı inşallah göstereceğiz. Peki teşekkür ediyoruz. O zaman sık sık da bir araya geleceğiz. Evet, ben teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşehrilerimize saygılarımızı, sevgilerimizi, selamlarımı iletiyorum inşallah. Evet, hemen hızlı bir bitiş yapmak zorundayız. Çünkü süremizi de bir 4-5 dakika aşmış durumdayız efendim. Gündem programında Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Sayın Naci Şanlıtürk bizlerle birlikteydi. Sıcak Ordu gündemini değerlendirdik ve kendisi daha program devam ederken yaptığı açıklamalarla Ordu'da gündem oldu diyebiliriz. Başka bir gündem programında farklı bir konukla ve konuyla yeniden buluşana dek hoşçakalın.